Filmin betimlemesi TRT tarafından Sesi Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. Erişim www.sesibetimlemederneği.com. Dönen bir çemberin boşluklarından ışık hüzmesi süzülüyor. Alttaki çarkın ortasında yazan Mint Made in Türkiye yazısı havalanıp yıldızların önüne geçti. Dünya Engelliler Vakfı resmi sponsoru. Engelli Dostu dizi 80'ler. Ahşap bir masanın üzerinde dantel bir örtü, çevirmeli eski bir telefon. Kenarda bir müzik kaseti, birkaç kurumuş ağaç yaprağı. Sağ alt köşede sarıya boyanmış, rakamlarla yazılıp altına harflerle tekrarlanmış 80'ler yazısı. Masanın üzerinde ilerleyen görüntü fotoğrafların üzerinden akıyor. Fotoğraflarda dizi karakterlerini ve altlarında isimlerini görüyoruz. Fehmi Rasim Öztekin, Rukiye Özden Türkat, Gülden Ayşe Tolga, Ahmet Şoray Uzun, Ergun Serhat Kılıç, Niyazi Vural Çelik, Nazlı Yasemin Conka, Çağatay İlker Ayrık, Pastacı Sami Berat Yenilmez, Elvan Begüm Öner, Şahin Ceyhun Fersoy, Sağcı Alper Osman Büyükercan, Solcu Nevzat Eray Yasin, Laz Komiser Onur Dilber, Selahattin Yasin Kaya, Bekçi Hacı Ali Konuk, Nurten Tolunay Donat, 46'lık Basri Mehmet Elmas, Fatma Suzan Kardeş, Butik Ali Hakan Bulut, Bakkal Mehmet Ayber Katila, Berber Recep Nejat Bilecik, Manal Mustafa Aşkın Şenol, Kahveci Mesut Necmi Yapıcı, Balıkçı İdris Tahsin Taşkın, Kasap Faruk Sufoğlu, Muhtar Emin Gümüşkaya, Belediye Başkanı Atilla Arcan, Final Mix Orçun Çatar, Kurgu Cihan Güngören, Işık Şefi Şehmuz Genca, Kostüm Tasarım ve Uygulama Özlem Çakır, Sanat Yönetmeni Cem Ülkü İlker, Dekor Tasarım ve Uygulama Dilek Pınarcı Başak, Görüntü Yönetmeni Selçuk Ekmekçiler, Yapım Koordinatörü Arzu Tan, Genel Koordinatörü Editör Cesur Taş, Müzik Aydın Sarman, Burcu Güven, Senaryo Murat Aras, Birol Güven, Yapımcı Birol Güven, Yönetmen Müfit Can Saçıntı. Yüzükinci Bölüm. Almanya 1984. Görüntüde Almanya'dan manzaralar. Ergun üstünde turuncu formasıyla meydandaki ortada birleşen çift kanatlı merdivenleri süpürüyor. Ahmet, Ali ve Şahin üstlerinde montları aynı merdivenlerden aşağı iniyorlar. Ergun da arkası dönük basamakları süpüre süpüre aşağı iniyor. Ahmetler ondan habersiz geçip gittiler arkasından. Ne onlar Ergun'u gördü ne de Ergun onları. O kadar çabaya rağmen Ergun'u arkalarında bırakıp uzaklaştılar. Ergun merdivenin son basamağına indi, süpürmeye devam ediyor. İstanbul 1984. Nazlı'dan Fehmi'nin gömleğine son çok dokunuşlar. Çok güzel oldu. Babacığım heyecanlı mısın? Değilim desem yalan olur ya. Yıllar sonra emekliliğim bitiyor işte. Bugün iş başı yapıyorum. Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Çok normal ama, o kadar normal ki. Yani çünkü sen artık bizim sadece babamız değilsin yani. Aynı zamanda muhtarımızsın, değil mi? Sahiden ya, ben şimdi sizin de muhtarınız ha. Evet ya, şansa bak bizdeki. Bundan sonra ikametgah almak için evden çıkmamıza gerek yok. Pıt, gelecek akşam ikametgahlar. Ya şu çocuğun düşündüğü şeye bak ya. Ben koskoca muhtar olmuşum. Bunun böyle güzelliğini konuşuyoruz. Adamın konuştuğu şeye bak. Yok. Ya herkese getireceğim ikametgah. Sen gelip orada alacaksın. Tamam baba, gelir alırım. Sen kızma yeter. Yok. Tamam, gelir alırım. Hiç sinirlenme babacığım. Çünkü neden biliyor musun? Çok heyecanlandı, sevindi. Ondan öyle diyor ya. Of be, babam muhtar ya. Fehmi'ciğim getirdim. Ne getirdin? Kravatını, ceketini. Yok ya, ne gerek var ya. Alt tarafı muhtar olduk gidiyoruz işte. Giyindim, gömlek falan yeter. Olur, olmaz. Ceketsiz, kravatsız olmaz. Siyasetçiler hep ceketli, kravatla geziyorlar. Takım elbiselerle Fehmi'ciğim. Ya Rukiye, ben meclise gidiyorum ki ya. Alt tarafı muhtarlığa gidiyorum. İşte tamam, gömlek giydik yeter hepsi. Allah Allah, ne gerek var? Çocuklar, siz de şey söylesenize yani. Fehmi'ciğim, bak, çok da güzel ütüledim. Allah aşkına, değil mi? Baba, bir şey söyleyebilir miyim? Bak, şimdi ikna olacaksın. Sen bunları giy. Neden biliyor musun? Böyle ilk zamanlar, ilk günler böyle şık ol ki... Hani seni kutlamaya gelenler olur, böyle ziyaret edenler olur falan, seni öyle görsünler evet, yani. Evet baba, kalabalık olur şimdi Allah aşkına yani. Evet, haklısınız. Ben şunu taşıyayım bakayım ya. Ay. Haklısınız valla. Ay Allah, çok iyi canlanmam. Fehmi'ciğim, şimdi böyle ziyaret falan gelenler gidenler olacaksa ben de gelsem mi acaba? Aa. Bugün seninle böyle ikramlık bir şeyler falan hazırlasam. Hiç ne gerek var ya, Allah Allah. Ne gerek var? Ya muhtarlık masasına ikimiz yan yana mı oturacağız? Allah Allah, karısıyla muhtarlık yapıyor diye tefe koyarlar vallahi beni. Tamam canım, gel.
Öyle şey yapın. Hadi ikram falan şey olur. Hiç gerek yok. İcat çıkarma. Hiç gerek yok öyle şeylere. Ay çok güzel oldu maşallah. Ay hadi hayırlı uğurlu olsun Fevbi'cim. Allah. Tamam ya. Dur tutayım onu ben. Fevbi'cim. Ceket. Gayet güzel oluyor. Çok güzel. Vallahi çok. Çok yakıştı. Çok gel. Bak ceketini giyip. Rukiye ceketi giydirdi. Bravo. Bravo. Tamam abartmayın ya. Abartmayın Allah Allah. Ay çok güzel oldu. Vallahi kurban keseceğim ha. Ya Rukiye'ye gerek yok Allah Allah. Sanki cumhurbaşkanı seçildim. Ya alt tarafı muhtar seçildim. Abartma, icat çıkarma ya. Ya ama anne şimdi babamın arkasından bir su dökmen şart bence yani. Valla doğru, valla doğru. Nasıl su getirsen? Hayır kimse kullansın, kimse kullansın. Su mu yok? Askere mi gidiyorum ya? Muhtarlığa gidiyorum alt tarafı. Tamam. Allah Allah, ayakkabı giymeyi de unuttum ya. Hadi Fevbi'cim. Devamlı icat çıkartıyorsunuz, devamlı abartıyorsunuz ya, gerek yok. Hadi, bravo hadi. Muhtar. Hayırlı başarılar. Allah sizin açıklığı versin inşallah. İnşallah güzel böyle çalış, maaşını hak et. Maaş diye bir şey. Hem düşün maaş gelecek ya bize. Hani o diyorum artık çocukları evlendirmemiz için de böyle bir vesile olur değil mi? Rahat rahat şey yaparız. Mesela Ahmet'e hemen düğün yapabiliriz. Ondan sonra cuma. Okay. Mahalle muhtarı olarak ilk işim seni bu mahalleden atmak olacak ha. Ya taktınsın mı muhtarlık maaşına? Düğüne, derneğe yeter. Allah gömlekli, kravatlı. İcat çıkarma ya. Durup dururken sinirlendirmeyin beni ya. Sinirli işe gidilmez. Tamam. Çok ben şaka ediyorum, ben şaka ediyorum. Ay Allah'ım ne kadar yakışıklı, ne kadar endamlı bir muhtar oldu ya Rabbi. Benim kocam maşallah. Sahi mi ya? Evet. İyi tamam hadi ben gideyim. Hadi kolay gelsin. Hadi, hadi Allah sizin açıklığı versin canım. Hadi canım. Hadi Allah. Çok güzel. Tam istediğim oldu. Babam işe başladı. Abim yok, Şahin yok. Evim yakışıklı ve tek prensi olarak güzel bir kahvaltı yapacağım. Uzun bir kahvaltı yapacağım. Bizi çok iyi mutlular falan. Sami pastanede. Şövalyeye sıkıştırdığı resim kağıdına ilkokul düzeyinde resim yapıyor. Dehli apartmandan çıkıp ilk iş pastaneye yöneldi. Sami resmi şöyle bir analiz edip fırçayı sürmeye devam etti. Sami ne yapıyorsun be ya? Aynı be Fehmi abi. Seni niye uyumak ha? Aynı be ya. Ya oğlum bir çay versene bana ya. Oh bir çay şimdi öyle gideyim ya. Hemen Fehmi amca. Sabah sabah mahvettiler beni ya. Aa, anamdan emdim süt burnumdan geldi ha. Yok kravattı, yok ceketti, şu halime bak. Neyse, of. Küçük biraz. Sen işte bırak onu bunu da git bana bir kurbanlık bul. Kurbanlık mı? Kurbanlık. Ben dedim ki inşallah Fehmi muhtar olursa kurban keseceğim dedim. Böyle fakire fukaraya sofra açacağım dedim. İşte oldu. Adamcağız vallahi yapmamak olmaz. Bir kere çok günah. Başka hiçbir dileğimiz kabul olmaz yani. Şimdi babana da söylemeyin bu arada. Eğer duyarsa engel olmaya çalışır. Demin hafif bir söyledim ya. Ay kurban keseceğim falan dedim. Abartmayın dedi hemen. Sen şimdi ciddisin yani. Tabii ciddi. Babamdan gizli kurban keseceksin. Ha yani babadan gizli iş yapma konusunda siz benden daha başarılısınız maşallah. Yani, Allah Allah. Ne alakası var anne? Hiç alakası yok. Sen sus. Hayret bir şey. Siz ya hiç korkunuz yok mu çocuğum sizin? Nasıl kandırıyorsunuz ikinizi birden? Aa Urfa'ya gitti diyerek ben Almanya'daymış çocuğum benim ya. Ben söyleyecektim. Ben babama söyleyecektim ki buna Almanya gitti Ergun'u bulmaya diye söyleyecektim. Baskı yaptılar bana. Ha, baskı al. Ne işi varsa o Ergun'un da bulup geleceklermiş. Ne oluyorsa, neye lazımsa. Bir de elin memleketinde benim çocuğum kaç gündür. Tamam anne ya. Bugün ararlar diye düşünüyorum. İnşallah dua edin ben babanıza söylemedim. Vallahi billahi. O kemiklerinizi böyle pinçik pinçik kırardı ikinizin de. O zaman biz de kurbanlık meselesini mi söylemesek? Ne yapsak? Sanki. Öyle mi? Öyle mi? Kahvaltı. Bir sıcak yumurta yapsana de bana ya. Yürü. Yürü. Hadi. Küçük biraz. Hadi çocuk, hadi. Sıcaklı yumurta yap. Ben sıcaklı yumurta yap. Sen resme mi başladın yine Sami? Değil mi? Bu Fehmi abi, bu Esbank var ya. Bu
Yeşbank var ya. Utkan Ucağı 150 bin liralık bir tane resim yarışması şey yapmış. Onu hazırlanıyor. O resim mi? Bak. Bunu hazırlanıyor. Ha. Yok be. Bunda değil. Bu antrenman yapıyorum ben. Antrenman mı? Ha. Topçular gibi. Bunlar yapıyor ya böyle. Bu antrenman. Ha. Onun gibi işte. Hazırlık yapıyor. Maçtan önce düz koşu yapıyorlar ya. Sen ne düz çizgi çiziyorsun herhalde. Evet, aynı. Sami Usta. Evet. Bu düz çizgiler biraz fazla oldu. Sanki şey gibi. Ya Cin Ali gibi usta. Sami sinirle güçlüye döndü. Cin Ali mi? Yani evet usta, biraz Cin Ali'ye benzedi gibi. Cin Ali mi? Dur burada. Ne? Sen ne anlarsın bak ya resimden. Git git dükkanı ön süpür. Hadi. Tamam usta. O hayret bir şey. Hemen bir şey yaptık ya. O Cin Ali diz çizgi mis çizgi dedik ya. Hemen bir şey. Cin Ali, Cin Ali. Sanki her şey dağılıyor. Sen dururken onun inişi yapıyormuş değil mi? Ülkeden koskoca muhtarsın Fehim abi. Bak bakayım sen bu resmini. Bak bakayım. Hiç de burada Cin Ali'ye benzer bir şey var mı? Aslında Cin Ali'den bir seviye ilerdi. Demi dese bir türlü, demese bir türlü. Resme baktı baktı. Fakat yorum yapmaya dili varmadı. Sami, ne yapıyorsun be ya? Aa, iyi. Demin bakışlarını kaçırarak çayını yudumladı. Sami şüphede kalmış, resmi inceliyor. Çağatay, Ali'cim hadi bak. Güzel güzel git, bul bir tane kurbanlık. Bana neyse parasını söyle, ben sana parasını vereyim. Bir an önce böyle kestirelim gitsin, tamam mı? Anne, ben nereden bulacağım şimdi koç moç ya, Allah aşkına? Kesmesen olmuyor mu? Olur mu öyle şey? Aa, çok günah. Bir kere çok günah. Olmuş bir kere, adadık olmuş. Kesmemiz lazım yani. Anne, acaba sen adak adadığın için mi babam muhtar oldu? Niye soruyorsun hanımefendiciğim? Ha? Hiç. Hı. Ben biliyorum niye sorduğunuzu da. Hadi bakalım şimdi, hiç uğraşamam seninle çünkü neşemi hiçbir şey bozamaz. Değil mi? Oh be, vallahi eve bak ya. Vallahi çok güzel. Annem adak adar, babam muhtar olur. Ablam abisini Ergun'un peşinden Almanya'ya gönderir. Bize gelince tık yok. Ya ben mi gönderdim abimi canım? Abim kendi kendine gitti yani. Hadi hadi, hadi. Hadi. Ben çıkıyorum. Dışarıda güzel bir kahvaltı yapacağım. Hem de beleş. Çaydır, poğaçadır. Niye beleş? Muhtarın oğluyum. Muhtarın oğlu Çağatay. Öyle değil mi? Öyle değil. Babam duyarsa kafanı kırar. Vallahi babam ondan önce inşallah duymaması gereken diğer şeyleri duymaz. Bana bak küçük prens. Kıracağım sen senin kafanı. Şimdi ben kıracağım yani kafanı senin. Bana bak. Dur. Hayır. Nazlı. Bana bak. Bak. Vallahi ya. İşine gelmeyince nasıl diyor? Aa, vallahi bak yüzüme bak. Alacağım şimdi terleyelim. Vallahi kazı kanır oldunuz hala. Birbirinize giriyorsunuz. Yeter canım. Çağatay. Efendim? Anneciğim. Hadi kuzum benim. Sen güzel güzel avare avare dolaşma. Evi bir tane sen güzel hallet gel. Hadi annesine kuzum. Hadi hadi. Oh. Oh yerim ben seni. Hadi kuzum. Hadi. Koltuğun sen, arkasından Nazlı'ya da şirinlik yaptı ama Nazlı tavırlı. Tamam hadi hadi. Ayakkabılarım nerede ya? Hah buradayım. Sen de öyle surasız surasız oturma. Kalk dünya kadar iş var evde, bir işin ucundan tut. Şey yap. Halıyı gırgırla, gırgırı al. Halıyı gırgırla, hadi bakayım. Nazlı yapmayacağım diye kafa salladı. Rukiye mutfağa gidince hemen kucağındaki suç aleti kırlenti yerine bırakıp odaya yöneldi. Sami'nin çizdiği resim pastaneye benzemeye başlamış. Kenarda sandalyelerle masalar, tezgahın üstünde duran biri, camlar falan. Fehim abi, 150 bin lira para. Icağı güzel değil mi? Vallahi kazansam ne kadar güzel olur ha. Yani en azından ne bileyim ha, ışık kaparız değil mi? Tabii. Çok önemli ya. Keşke benim de senin gibi kabiliyetim olsa ya. Aa, ben bir boş kağıda imza atmayı bile üşenirim ya. İmza atmayı mı üşeniyorsun? Sen muhtar oldun. Bundan sonra senin işin gücün ıvrı imza atmak. Ya olur böyle şey ya. Bundan böyle muhtarlıkta mühür basıp imza atma dönemi, sadece bunları yapma dönemi bitmiştir ya. Muhtarlıkta tamamen devrim olacak. Ne var? Ya
Seçimler bitti işte. Kazandın ya sen, muhtar oldun ya. Bu slogana gerek yok artık. Evet, tabii tabii. Evet, evet. Neyse, ben yavaş yavaş gideyim. Gideyim şu muhtarlığı açayım ya. İlk gün ya bugün. Tamam. Dur! Dur. Dur be ya. Mehancık nereye gidiyorsun? Hah, bitti işte. Bak bakayım Fehmi abi. O kadar da körleşmemişim değil mi? Fehmi resmi uzaktan içine düşecek gibi inceledi ama bir şeye de benzetebilse. Abi, şimdi şöyle bir şey var. Ben resimden çok anlamam ya. Abi, sen burayı mı çizdin ya? Evet. Yani masala var, bir şey varsa. Şimdi Fehmi abi, ben tarz olarak da tabii gördüğüm çizenlerdi. Peki sen yarışmada ne çizeceksin? Ha, bak bu güzel soru. Evet, doğru. Daha henüz karar vermedim onu ben. Valla bilmiyorum, ne bileyim ben belki Davut Çınar'ı çizerim. Ya da belki beni o arabayı şey yaparım, çizerim. Yani daha henüz karar vermedim ama mahalleden herhalde bu takım kesitten bir şey yapacağım. Çizeceğim herhalde, öyle şey yapacağım. Bu halden kesitler vereceğim. Tamam ya, işte bizim mali iyi temsil et de, tamam mı? Sahi, bana bak, birinci gelirsen senin resmi muhtarlığa asarım ya. Olur böyle şey ya. Müze açarız bir tane. Müze, evet. En önemlisi müze ya. Müze çok önemli. Açarız müze, koyarız senin resmi. Müze çok önemli ya. Valla? Tabii tabii. Sahi mi? Sahi şokun etkisinde. Aa! Müze dedi! Müze dedi! Vay! Evet, selamlar Çınaraltı esnafı. Aleyküm selam sayın muhtarım. Nasılsın ya? Sağ olasın. Muhtarlar mı Fehmi abi? Ha işte bakalım bir siftah yapacağız bugün ya. Hadi inşallah ya. Ya Fehmi abi ilk icraatın ne olacak senin? Ya şimdi işte bir devir teslim yapalım bir kere. Ondan sonra işte sırasıyla bakacağız neler yapacağımıza. Vallahi ne güzel iş buldun ya. Ne marketten etkilenir ne bir şey vallahi harika. Vallahi iyi oldu ya. Yani muhtarlık çok iyi oldu. Ya birisi de karşıma gelip büyük bir muhtarlık açıp benim işimi kıracak diye. Hadi, hadi. Herkese hayırlı işler. Hadi bakalım. Nasıl gelsin abi, hayırlı işler. Bence çok güzel çizdin. Sen kesin kazanırsın. Değil mi? Değil mi? Kazanırım. Kesin kazanırsın usta, baksana. Aa, baksana ya. Bak, bak, bak. Bu resmin detaylarına, bu ayrıntılara bak, bak. Şey, tamam işte. Acayip bir derinlik var, bak. Böyle, 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 böyle insanın şeysini... şey yapıyor değil mi? Ufkunu açıyor usta. Evet doğru dedin. Ben de biliyorum o kelimeyi herhalde değil mi? Bu ressam olan benim. Tamam ama tamam helal aferin. En azından şey yapıyorsun. Anlıyorsun acık anlıyorsun. Fehmi abiden daha iyi anlıyorsun. Değil mi? Sağ ol usta. Günahını değil. Hadi bakayım. Ama daha karar vermedim. Böyle değişik şeyler çizebilirim. Henüz şey yapalım. Okey. Hadi düşüneyim. Kahvede bacağını sandalyeye uzatmış oturan biri. Yüzünü gördük. Rıza. Sivil kıyafetini gazete okuyor. Ya başkomiserim. Sen de amma kısmetsiz bir adam çıktın ya. Vallahi. Yani az daha tahtalı köyü boyluyordun. Kefeni zor yırttın. Biz öyle tek kurşunla yıkılacak adam değiliz evvelallah. Mesut. Helal olsun sana başkomiserim. Benim futbol hayatım da işte böyle bitmişti. Dizi aldığım bir krambonun darbesiyle. O zaman Buca Spor'da oynuyorum. Sol açık. Ama göreceksin beni nasıl bir delikanlıyım. Fişek gibi, fırtına gibi esiyorum. Saçlar at yelesi gibi. Böyle nasıl sallanıyor biliyor musun? Neyse, bir gün yine maçtayız. Başkomiserim. Ben orta sahada top bekliyorum. Bir baktım bir top çıkardılar bana. Göğüste yumuşattım, lap indirdim ayağıma. Döndüm kaleye doğru bir baktım. Karşımda 10 kişi var. Karşı takımın hepsi defansa çökmüş. Adeciler. Ama bana sökmez. Bir başladım koşmaya. Sağından atıyorum, solundan geçiyorum. Solundan atıyorum, sağından geçiyorum. Hoplatıyorum topu, arkadan öne doğru arkasına geçiyorum. Koşuyorum, atlıyorum, zıplıyorum. Göreceksin beni, var ya. Göreceksin. Önümde böyle var ya, tir tir titriyorlar. Yani sana şöyle söyleyeyim. 180 kilometre hızlan, yokuş aşağı giden araba gibiyim. 5. vitese taktım. Ondan sonra var ya, şöyle Allah ne verdiyse tam vurmak için hazırlanıyorum.
Meğersem onların beni durdurmak için tek bir şansları varmış. Mesut! Ya şurada ne güzel bacağımızdan vurulmuşuz, istirahat almışız, birazcık dinleneceğiz. Onu da senin buca sporalarına mı geçirelim Mesut? He? 180 kilometre hızla gidilir mi ya? Hangi insan olur 180 kilometre hızla gidebilir? Tamam, biraz abartmış olabiliriz komiserim. Allah Allah, 170 de olabilir. Tamam, 170 olur. 160 ancak basarsın yani. Yani o aralarda bir şey. Ama komiserim şimdi ben de yani kaderimizin ne kadar ortak olduğunu anlatmaya çalışıyorum ya. Ya kaderimiz birbirine çok benziyor. Benim de futbol hayatım böyle bitti. Dizime aldığım bir darbeyle. Onu anlatıyorum ya. Mesut yarım polislik hayatım bitmedi. Kaderimiz aynı değil. Ben hala görevdeyim. Şu anda izindeyim. Onun için burada oturuyorum. Ver bana bir çay ya. Çay ver oradan bana. Allah Allah ya. Bak ulan ha. Ben var ya o kramponu dizime yemeseydim şu anda ben sana söyleyeyim başkomiserim. Ben Maradona'ydım, Maradona. Koskoca ülke Maradona fırsatını kaçırdı be. Sen ne diyorsun? Mesut ona gol. Keşke ben de vurursam, bir izin yapardım. Evet, evet ya. Bu ne diyor ya? Bu şabuşak ne diyor Mesut ya? Keşke beni de vursaydın diyor. O zaman ben seni vurayım. Vurayım ben seni Refik. Nerede lan benim bir tane silahım olacaktı burada? Al. Usta yapma. Kaçma lan. Kaçma. Refik silahı görünce tabanları yağlayıp kaçtı. Tabaca mı var senin Mesut? Ya var komiserim işte. Var ya? Pardon başkomiserim. Kıyak ama değil mi? Ruhsatı var mı onun? Ruhsatı da var tabii ya. Hani nerede? İçinde. Nasıl içinde ya? İndir, Mesut indir silahını. Mesut! Başkomiserim yapma öyle şakalar Mesut! Bak eller yukarı. La ilahe illallah ya. Mesut nereden çıkıyor silah ya Mesut? Tek müşteri Rıza bayağı bir tırstı. Ya komiserim aman başkomiserim. Ya amma tırstınız ha. Bak bak. Gerçeğe benziyor değil mi? Bu 12 Eylül öncesinde şey yapmıştım ya. Bu herkesi soyuyorlardı. Ondan sonra kahveleri tarıyorlardı ya. Ben de caydırıcı amaçtan almıştım. Güzel değil mi? Aynı gerçek ha. Bak şu hareketlere bak. Koyun yerine tamam koy. Aslında böyle basınca böyle bayrak çıkan vardı ha. Bank yazıyordu üstünde. Ha bayrak çıkan vardı. Onlar da güzeldi. Kıyak da. Onu bulamadım ha. Onları kutlamalarda da yapıyorlar böyle. Bayrak pat diye basıyoruz ama kötü bir şey tabanca. Koyun aşağı, koyun aşağı. Çıkarttırma bana benimkini. Aman aman. Aslında nefret ediyorum ben silahtan ya. Silah kötü bir şey ama Allah göstermesin. Allah Allah ya. Vallahi billah. Oyuncak olmasa şey. Ha? Neyse Mesut, gel çayını al, gel birlikte içelim haydi. Geldim başkomiserim. Bak, bugün Göztepe'yle maç yapıyoruz. O zamanlar böyle biraz önce de söylediğim gibi saçlar böyle yele gibi, at yelesi gibi. Sessiz anlat ama birazcık sessiz anlat. Sen anlat anlat. Sol açıkta oynuyorum ya ben. Bizim Rıza vardı. Adı size benziyor. Vallahi nur içinde yatsın. Erkenden öldü çocuk. Kim Rıza? Ha? Bizim Rıza. Ha. O şeyde oynuyor. Böyle de anlatan zevki olmuyor. Selahattin Rıza'nın yokluğunu fırsat bilip koltuğuna yayılmış. Çorap koncunu düzelttikten sonra bacaklarını masadan indirip iyice kuruldu. Yusuf onun masasında çalışıyor. Selahattin korkuyla hızla dönünce bacaklarını masaya çarptı. Yusuf merakla bir bakıp işine döndü. Yusuf! Nerede kaldı raporlar? Arıyorum amirim. Daha 5 dakika önce istediniz. Bulmaya çalışıyorum. Bunları bitirdikten sonra onlara bakacağım. Onlara bakacağım? Evet. Lafa gelince işin gücün riv. Kalk kendi arteye ben. Kalk. Ama abi. Kalk. Tayin isteyeceğim bak. Kalk kendi arteye ben. Şey ben. Kalk. Vay anam. Ben yandım. Eller yanmasın. Selahattin amirim çabuk hemen. Hayırdır peki ne oldu ya? Ne bittiler? Hemen acilen bir arama emri çıkartmamız lazım. Arama emri mi? Ne için ya? Kim için? Ayten kayıp. Ayten? Ayten kim ya? Ayten benim tavuk. Selahattin amirim. Babamın memleketten yolladığı tavuk. Yani altın yumurtlayan tavuk. Sanki yer yarıldı, yerin dibine girdi. Hemen seferber olmamız lazım. Ayten için. Evet. Yok kayıp. Kayboldu gitti. Hiç ortalıkta görünmez. Bir arama emriyle böyle bir seferber olsak neden ediyoruz? Nazlı ile Gülter pastanedeler. Nazlı kucağındaki kitapları göğsüne yaslamış, huzursuz, sıkıntılı. Nazlı ya. Ay Nazlı ben gerçekten korkmaya başladım ya. Ya kaç zaman oldu? Niye hala aramıyorlar bunlar? Bilmiyorum Gülden, hiçbir şey bilmiyorum yani. Yani başlarına
Ya başlarına kötü bir şey gelse herhalde duyardık değil mi? Yani kötü haber tez yayılır derler. Üf. Hadi gidelim ya. Hadi gidelim, okula gidelim. Hadi. Kalk. Sen iyi misin ya? Ya Gülden, ben iyi değilim. Çünkü annem her şeyi öğrendi yani. Hani abimin Ergun'u bulmaya gittiğini öğrendi. Aa. Ve de öğrenmekle kalmayayım. Bir de üstelik yani babana söylerim diye tehdit ediyor beni yani. Kimden duymuş? Çağatay'dan değil mi? Hı? Ya bilmiyorum yani, bir yerlerden duymuş işte. Canım duysun ne olacak, Allah Allah. Baban da duysun. Ha? Ha duysun. Evet. Ya sence babam abim kadar anlayışlı çıkacak mı acaba? Bir düşünsene yani. Aman isterse çıkmasın. Bak anneme ne oldu? Ahmet'e vermemek için senelerce uğraştı. Bir şey olacaksa olacağına varır kızım. Sen gönlünü ferah tut artık ya. Yani inşallah öyledir ya. Hadi yürü, derse geç kalıyoruz. Gel. Ya bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Ben çok özledim ya. Canım ya. Gelecek, merak etme. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Görüntü İstanbul'dan Almanya'ya geçti. Görüntüde şehrin içinden geçen Peknitz Nehri ile kilise. Ahmet Şahin ve anne üçlüsü nehrin önüne gelip bakındıktan sonra Ahmet'in komutuyla düz gitmeye karar verdiler. Ergun onların az önce geçtiği yolu süpürüyor. Süpürmeyi bırakıp yolun kenarındaki duvara oturdu. Şimdi de meydana gelmiş, Şahin'in evliliği anlattığını belirttiği peykinin önünü süpürüyor. Ergun süpürmeyi bırakıp heykeli incelemeye koyuldu. Heykelde kocaman bir dinozorla arkasında insan figürü dışında karma karışık hayvan figürleriyle insanlar. Ergun başından şapkasını çıkartıp saplı fırçayı dinozora dayadı. Ardından heykelin arasına dalıp hafifçe tırmanarak şapkasını heykeldeki adamın başına taktı. Aşağı indikten sonra gülümseyerek bakıp heykeli selamladı, işine devam etti. İstanbul Galata Köprüsü'nde sıradan bir gün. Rukiye koltuğunda kurulurken çaylar dağıtılıyor. Ay Yıldızcığım, vallahi zahmetler verdin be çocuğum yani. Misafir misafir çay dağıtıyorsun öyle. Aşk olsun Rukiye ablacığım. Ya ayol, biz misafir miyiz şurada? Artık sen de muhtar karısısın bugüne bugün. Biz senin ayağını sıcak sudan soğuk suya sokmayalım ki sen de mahallemize ve bizlere daha iyi hizmet edebilir, değil mi Rukiye ablacığım? Ay ne alakası var canım? Yani seçimlerde muhtar olan Fehmi Bey. Yani bu işin Rukiye Hanım'la hiç ilgisi olduğunu sanmıyorum vallahi. Aa, bak kız Necla Hanım şimdi o öyle değil. Fehmi abi dışarıda esnafı dinler. Kahvede erkekleri dinler. Peki biz hanımların derdini kim dinleyecek? Ya abla. Nurten abla doğru söylüyor. Şimdi biz sıkıntılarımızı Rukiye ablaya anlatacağız. Rukiye abla gidecek Fehmi abiye anlatacak. Sonra sorunlarımız hemen hallolacak. İnşallah Cüccümcüğüm. Ay vallahi ben bütün söylediklerinize hiç katılmıyorum efendim. Yani sizler niye sorunlarınızı gidip eşlerinize anlatmıyorsunuz? Eşleriniz de Fehmi Bey'e anlatır. Ya hayır, demem o ki Rukiye Hanım'ın bu işte hiçbir resmiyetliği yok da onda. Ha bir dakika, Ha şunu demek mi istiyorsunuz yani şu... Erkekler hanımlarını böyle saatlerce dinleyecekler de ondan sonra bunu gidip anlayacaklar ve Fehmi'ye iletecekler de onlar da Aman efendim ya, buna inanıyor musunuz siz kendi kendinize? Hiç öyle bir şey olur. Biz kadın dayanışması olaraktan böyle en de tatlı, en de güzel çözümleri kendimiz bulabiliriz. Mesela neymiş efendim? Mesela kadın faaliyetlerinin daha da artması gerekir. Ben bunu böyle düşünüyorum. Mesela kadın matineleri. Ne kadar da eğlenceli şeyler. Bunların artık daha da fazla olması ki. Gittiydik ya, Alpa'ya gittiydik. Mesela böyle şeyler. Ya yok ya. Yani bula bula kadın matinelerini mi buldunuz?
Ay inanamıyorum vallahi, tek sorununuz bu mu yani? Hoplaya hoplaya geldiydiniz, ben Alpay'ı çok seviyorum diyerekten. Ya bir dakika şimdi, ben burada lafa girmek istiyorum. Lütfen, lütfen. Ay Necla Hanımcığım, sizin mahallemizle alakalı bir sıkıntınız mı var acaba? Evet, var. Yani sıkıntım şu ki, küçük mahallelerde çok fazla dedikodu yapılıyor. Böyle fıs 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 fıs, herkes birbirinin arkasından konuşuyor, atıyor, tutuyor. Yani hakikaten ben bundan çok sıkılıyorum ve muhtar beyin bunu halletmesini istiyorum. Ayol, dedikodusuz hayat mı geçer? Çok normal bir şey ki dedikodu. Değil mi kız Nurten abla, sen daha iyi bilirsin. Allah, buyur işte, buyur. Ay ay. Ay Necla Hanımcığım, ne kadar belli siyasetten bu tür şeylerden hiç anlamadığınız. Bu muhtarın işi değil efendim. Ben şimdi gidip Fehmi'ye mahalledeki dedikoduyu bitir desem adam suratıma böyle bakar yani. Efendim yani sizler bana sıkıntımı sordunuz. Ben de mahalledeki dedikodudan çok fazla sıkıldığımı söyledim. Yani tabii bu da sıkıntı. Bu da mahallenin işi. Gitsin muhtar bey bunu da hallediversin efendim. Siz söyleyin. Tabii tabii, olur tabii, söylerim. Allah başka dert vermesin, ne yapacaksın? Amin. Selahattin amirim, yani tavuk deyip geçmemek lazım. Anlatabilirim. Şimdi ben neyim? Ben devletin memuru değil miyim? Devletin memuruyum. Hem de yani devletin ta kendisiyim. Ve bunun tavukla ne alakası var Bekir? Lafımı bölüyorsunuz. Lafımı bölmeyin, ben şimdi anlatacağım. Şimdi devletin malına gasp edecek birisi olsa bunun karşılığı olmayacak mı? He? Olmayacak mı? Yani demek ki bu planlı bir komplo. Anlatabilir miyim? Planlı bir komplo ve devlet güvenlik güçlerinin sinirlerini, sınırlarını zorlayabilecek önüne atılan bir yem olarak görüyorum. Tava mı? Devlet memurunu korumazsa böyle kötü niyetli insanlar cesaretlenmez mi Selahattin abi? Doğru söylüyorsun Bekir ya. Yani bugün benim canıma kast edenler yarın bakacaklar ki bunlarda hiç tepki mepki yok. Ne kadar güzel. Böyle olunca ne olur? Daha büyük zararlar vermek için mücadele ederler. Yani bugün bana, yarın sana, Allah göstermesin canımıza bile kast edebilirler. Ya iyi de Bekir, tavuk bu tavuk. Çalındın nereden biliyorsun ki? Kaçmıştır o bir yere. Kaçmamıştır ya. Biri onu aldı, çaldı, götürdü. Hemen acil arama emri çıkartmamız lazım Selahattin amirim. Ya Bekir, tavuktan bahsediyoruz. Ne diyeceğim? Ben arayacağım merkeze, ne diyeceğim? Tavuk mu kayboldu diyeceğim ya? Ne bileyim ne dersen de yani devletin bekası söz konusu sayın amirim. Vallahi Bekir, çok istiyorsan el ilanı falan bastırırız. Bu 12 Eylül'de yapıyorduk ya. Aynı onun gibi bir şey yapılır. Vallahi benim evimden başka bir şey gelmez. Olur. Vallahi Rıza başkomiserim duysaydı haritayı gösterdi. Ben sana göstereceğim şimdi haritayı Yusuf. Yok, Rıza başkomiserim yok. Onun yerine burada ben vekalet ediyorum. Ben ne diyorsam o olacak ya. O zaman Selahattin abine hemen el ilanı bastıralım. Ya Bekir, şimdi el ilanı bastırmak için fotoğraf lazım. Fotoğraf yok ama ben böyle eşkalini tarif etsem robot resmi çizemez miyiz acaba? Olmaz mı? Ya Yusuf çizer onu ya. Yusuf'un el resmi iyi. Çizersin değil mi Yusuf? Amirim kusura bakmayın da yani bir tavuğun robot resmi çizecek halim yok burada. Sen emirlere karşı mı geliyorsun Yusuf? Rıza başkomiserim olsaydı böyle bir emir vermezdi ama. Rıza komiseri olsaymış böyle emir vermez miymiş? Yok, yok. Rıza komiserim yok. Ben varım burada. Ben varım Yusuf. Vallahi bu itaatsizliğini merkeze bildiririm. Meslekten atılırsın ha. Evet Yusuf, meslekten atılırsın. Tamam. Çabuk çiz. Çiz. Tamam, tamam. Rıza komiserim yok. Burada ben varım. Ben ne diyorsam o. O kadar. Vallahi haritadan yer beğendiririm ha. Tamam, çiziyorum ama... Eşkalini tarif edeyim ben o zaman. Evet Bekir. Bak bütün sorumluluk size ait, ona göre. Tamam, sen çiz. Tamam, tarif et bakalım. Şimdi bak, kanatları embeleydi, böyle yüksek kanatlıydı. 10 tane yumurtlardı, 10 tane günde. Böyle çift sarılı yumurtlardı. Böyle orada ibiği vardı böyle, kırmızıydı. Gagası böyle kahverengiydi. Öyle güzel gözleri vardı, böyle cıvıl cıvıl, uyarı uyarı bakırdı. Yavaş yavaş anlat, öyle çizdik. Çizdikçe anlatmaya devam edersin. Sepet kafalı bu ya. Vallahi sepet kafalı uşak ya. İşi gücü livriv. Livriv! Livrivci! Artan sokakta başıboş, yerden bulduklarını yiyor. Sokağın bir başında İdris tezgahtaki balıklara su serperken Niyaz diğer baştan girip Ayten'i görünce durdu. Tavuk! Ne işin var bu tavuğun burada ya? Tavuk! Neredesin burada?
Ya bili bili. Bili bili. Allah Allah. Tek top. Bili bili. Hop hadi gecim. Yakaladım. Hayırdır Niyazi, ne duru tavuk? Şey, abi burada boşuboş dolaşıyordu. Ben de buldum işte. Bak bu birisinin bahçesinde kaçmış olabilir. Bulup sahibini teslim etmek lazım. Sonra problem olur. Niye canım? Allah Allah, kapı kapı dolaşıyorum. Sahibini mi arayacağız şimdi? Atmışlar işte. Sevmiyorlarmış belki de. Dışarı atmışlar. Boşuboş dolaşıyordu. Benim artık o. Ya benim gözüm bu tavuğu bir yerden istedim. Baksana. Şuralarına bak. Boyun tüyleri. Ya Gülsü abi, nereden ısıracak Allah'ını seversen ya? Tavuk bu. Bütün tavuklar birbirine benzer. Ya tamam da yabancı gelmiyor bana. Onu demek istedim. Bir yerden tanıyor gibiyim yani. Dediş abi. Hamsiler vardır yani. Ha. Birbirine benzer. Ha. Bunlar da tavuk. Tavuklar da birbirine benzer. Sen ne yapacaksın bu tavuk? Ne yapacağım? Hı. Keseceğim. İlk önce. Ama ben kesemem. Birini bulup kestirmem lazım. Sonra da anneme götüreceğim. Hı. Annem de bunun böyle haşlar. Suyuna bir şehriye, tavuk suyuna şehriye çorbası. Bir de pilav yaptın mı? Üf be, ziyafete bak. Allah Allah ya. Ben bu tavuğu sanki bir yerden tanırım. Hiç yabancı gelmiyor bana ya. Söyleyeyim sana. Sonra problem olmaz. Sami şövalyesini sokağa koymuş, manav dükkanıyla çırağın resmini yapıyor. Basri yanında. Bak, Nazlı, görüyorsun değil mi? Manavı çizeceğim ha, renkli renkli. Daha güzel. Eğer bu manavı böyle güzel çizersen, hop, imancık 150 bini kaparım. Peki, bu resimle bize ne anlatmak istiyorsun? Yani bu resmi yapmaktaki amacın ne? Amacın mı ne? Evet. Amacım 150 bini kapmak. Başka bir amacım yok. Onu demiyorum. Yani o işin sonucu olabilir ancak. İnsanlar içindeki çığlıkları anlatmak istediklerini kaleme, fırçaya, müziğe dökerler. Peki ama senin bu resimle bize anlatmak istediğin ne? Ne be? Evet. Ya yüzde orada bir tamana var. Bundan sonra bekleyen bir adam var. Böyle bekliyor. Müjdeliği. Müjdeliği beklemişler. Bunu anlat. İyi ama o zaman manavı değil, bakkalı çiz. Bak, bakkalı mı? Evet, bakkalı. Bir daha. Yani şimdi geleceği tehlikede olan mesleklerin başında bakkallar geliyor. Gün gelecek. Bakkallar tek tek kapanacak. Her tarafı marketler saracak. Düşünsene. Bakkal dükkanının önünde dertli dertli düşünen bir bakkal çok şey ifade edebilir. Ve doğru vallahi helal. Doğru dedin bazı helal. Bu nasıl dedin onu bilmiyorum ama bu doğru dedin. Doğru dedin. Mehmet abi. Efendim sen? Mehmet abi. Öyle dur. Öyle dur, resmini çizeceğim senin. Ne yapacaksın? Resmini çizeceğim diyorum ya. Ama böyle azıcık şeydir. Böyle üzgün dur. Senin meslek ölüyor ya ondan. Tövbe yarabbim, tövbe ya. Tamam. Sakın kıpırdama, çok güzel oldu. Öyle dur, öyle dur. Allah'ım yarabbim ya. Bak. Ya ama bak. Neden şimdi? Bak şimdi, üzdün adamı. Ya Sami, bırak bu boş işleri ya. Ya gel sen de kelleye çare bulalım. Değil 150 bini, 150 milyona para demeyiz ya. Dur da, bir kere bu boş iş değil, tamam mı? Bir kere bu sanat. Onun adına sanat diyorlar. Anlamazsın sen. Sen çok anlıyor ya. Kaldığı yerden manavı çizmeye devam etti. Çırak dükkanın önünde hareketsiz. Elvan aklı Şahin'de kalmış. Pastanede dertli dertli oturuyor. Bir müddet onların penceresine bakıp durgun, düşünceli oturmaya devam etti. Canı sıkkın, keyifsiz. Güçlü de tezgaha dayanmış, aşk dolu hayran gözlerle Elvan'ı seyrediyor. Elvan farkında bile değil. Yine pencereye döndü, hüzünle seyrediyor. Önünde açık ders kitabı ama çalışmak ne mümkün. İç geçirerek öylece pencereye bakıyor. Nazlı! Nazlı!
Merhaba Nazlı, nasılsın? İyiyim Niyazi, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Ne olsun işte. Bizde merhaba yok mu Niyazi Bey? Olur mu Gülden'cim? Tabii sana da merhaba. Güzel insanın güzel arkadaşı. Tavuğumu gördünüz mü? Yolda buldum onu, biliyor musunuz? Yolda mı buldun? Hayır Niyazi, yani insan yolda para bulur, cüzdan bulur falan, sen tavuk mu buldun? Niye öyle diyorsun Nazlı? İnsan şanslıysa yolda her şeyi bulur. Aşkı bile yani. Oldu Niyazi, hadi görüşürüz, iyi günler. Tamam, ben sizi fazla tutmayayım. Yolunuzdan alıkoymayayım. Tavuk pişince getiririm ben size. Çünkü annemle ikimiz hepsini yemeyiz ki. Kocaman tavuk, baksana bu. Bile bile kız. Çok düşüncesin, sağ ol be Niyazi. Nazlı, inşallah sen de yolda yürürken bulursun, şanslıysan. Tavuk, tavuk değil canım. Tavuğu herkes bulamaz. Aşkı diyorum, yani aşkı. Gülden abla, Nazlı abla koşun, telefon var. Telefon mu? Ahmet abi öyle. Koş. Park hastaneye. Ay ne kadar şanslısınız. Gülden girince kapı Nazlı'nın suratına geri geldi. Selam söyleyin benden Ahmet abiye. Niyazi tavuğu okşarken birden duraksadı. Allah Allah ya. Tamam da bunu kime kestireceğiz ya? Fehmi amcaya mı? Kız! Ne yaptın öyle elime sıcak sıcak? Yusuf Karakalem'le sıradan bir tavuk resmi çizmiş son dokunuşlarda. Sokaklarda mı gezisen? Ne oldu sana, kim çaldı? Öleydim benden öleydim. Of anam of. Yusuf, bu tavuğumu çalanı bir yakalayayım var ya, böyle tüylerini böyle tek 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 yolacağım. Ya Bekir, türkü falan söylemeyi bırak. Eşkal çiziyoruz burada. Ya tamam tamam, ben derdinden ne ettiğimi bilir miyim? Dur bakayım hele bir. Bak. Ya ben bu kadar zayıf çiz demedim ki. Ayten bir kere tavlıydı, etli butluydu. Hayret bir şey ya, olmamış. Bu robot resimle Ayten'i nerede bulacak? Mümkün değil, bulamaz. Ya Bekir, tavuk işte. Elimden gelen bu. Tavuk, tavuğa benzer de bak gözleri de olmamış ki. Ya beğenmediysen al kendin çiz Bekir. Al kendin çiz. Yok yok tamam Yusuf, sinirlenme. Sen bir resmi yazı yaz böyle şey için. Ben de götürüp matbaada bastırayım. Kalemi ver. Bekir Yusuf'un başında beklediği sırada Yusuf tavuğun tüylerini belirginleştirir gibi çizgiler çekiyor. Canım benim. Evet, ben de seni çok özledim Ahmetciğim. Birden sorsana. Ne? Ha, Ahmet. Nazlı şeyi soruyor. Ya şeyi soruyor işte ya, Ergun'u bulabildiniz mi diye soruyor. Bulmuşlar mı? Ya bir dakika Nazlı, bir dakika cevabını duyayım aa. Ne? Bulamadınız mı? Aa Ahmet, kaç gündür oradasınız ya, insan her yere baktınız mı? Tamam. Ahmet. Dur kapatma, bir şey söyleyeceğim. Bak bu arada baban sana çok sinirli, seçimleri kaçırdın diye. Hı. Muhtar da oldu biliyorsun, bence babanı hemen bir ara. Bir de mazeret uydur derim ben. Hı. Tamam mı? Hadi sen de selam söyle. Tamam canım. Ya niye kapattın Gülden ablaya? Ben de Şahin'le konuşacaktım. Canım benim, Ahmet dedi bir kahvehaneden arıyorlarmış. Çok fazla yazdı, kapatıyorum ben dedi. Aa Nazlı. Nazlı tavırla kitaplarını alıp çıktı. Kapıda ağlıyor. Gülden arkasından çıktı. Gözler yaşlı, bir şeyler konuştular ama duymadık. Nazlı üzgün, perişan. Ergun şapkası başında ince bıyıklarıyla Almanya sokaklarını sükunetle meşgul. Ahmetler de onu aramakla altın sarısı kule gibi dizayn edilmiş güzel çeşmenin yanından geçerken Şahin Ali'ye çeşmenin tarihini anlatmaya koyuldu. Ahmet geri dönerek enselerine birer patlatıp önlerine kattı ikiliyi. Ergun az önce çeşmenin bir yanını süpürürken Ahmetler diğer yanından geçmişti. Şimdiki nehrin üzerindeki taş köprüyü süpürüyor. Bir ara soluklandıktan sonra elindeki saplı fırçayla tekrar işine devam etti. Yine Ergun'un kaybolduğu anda aynı noktaya Ahmetler geldi.
Ahmet geçip gitti ama Şahin Nadi yorulmuş duvarda dinlenmeye koyuldular. Ahmet geri döndü, azarlıyor. İkilinin artık yürümekten canı çıkmış. Sitem ederek Ahmet'i ikna ettiler. Ahmet ile Ali gibi alçak köprü duvarına yaslandı, bekliyor. Şahin elini Ali'nin omzuna atmış, duvarın üstünde oturuyor. Ergun dönüp dolaşıp meydanda aynı yerleri süpürüyor. Daha önce yanını süpürdüğü heykellerle saat kulesini arkasına bırakmış, süpürmeye devam etti. O kayboldu, yine Ahmetler geldiler aynı noktaya. Ergun'un aksine zıt yöne gittiler. Bıkmadan, usanmadan Ergun'u arıyorlar. Elvan Upuz'un salık sarı saçlarıyla ağlayarak mutfaktan çıktı. Bir yandan mavi gözlerindeki yaşları silerek pastanenin camlı kapısına geldi. Kapının ardından iç geçirerek Şahinlerin penceresine bakınca daha bir coştu gözyaşları. Dudaklarında açık morluş, kapıda içli içli ağladı. Hüzünlü dışarıyı seyrediyor. Akşam vakti. Gökyüzünde dolunay. Çağatay elinde mizah dergisiyle eve girdi. Hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk anne. Canım. Ben şu senin koçu buldum ama paradan haber vereceğim. Ha, tamam. Ne kadarmış? 35.000. Çokmuş be Çağatay'cığım. Çok değil ya. Koçu bir gör var ya. Koç benim gibi bir şey yani. Acayip bir şey. Kocaman. Ben sana koç al dedim. At al demedim çocuk yani. Vallahi sen bilirsin. Adaka diyen ben değilim. Ben gittim buldum. Tamam. Tamam tamam. Alacağız artık bir şekilde. Tamam biliyoruz. Adaka diyen koçu alacağız bir şekilde. Yapacak bir şey yok yani. Fehmi içeri girip dikkat kesildi. Koç mu? Ne koçu ya? Ne koçu Fehmiciğim? Aynen öyle dedim. Ne koçu? Ben de dedim koç dedim ben. Ben de Çağatay'a diyorum. Koça beni diyorum. Ay ne tatlı doğurmuşum ben bunu diyorum. Koç, koç gibi koç. Maşallah bir çocuğu diyorum. Şivart. Şu saça başa bak ya. Saça başa bak. Kesilecek. O saçlar kesilecek. Özellikle o saçlar kesilecek. Ne o ya? Sen artık muhtarın oğlusun. Öyle zibidi zibidi dolaşılmaz ki orada da. Tamam baba, tamam. Fehmiciğim, nasıl geçti ilk gün? Ya işte demir teslim olayı falan. İşte anahtarları, evrakları bana devretti. İşte biraz vaziyet hakkında bilgi verdi. İşte sarıldık, tokalaştık falan. Hüzünlendi tabii biraz ya. Hüzünlendi Hasan abi. Ay kıyamam. Hüzünlenir tabii. Evet. Hüzünlenmez mi insan? Koskoca gül gibi muhtarlık maaşı gitti adamın elinden yani. Hüzünlenir. Rukiye. Rukiye. Yiyecek bir şeyler vermiş. Paket alır. Sabah vakti. Boğaz manzarasıyla Kız Kulesi. Fehmiciğim. Bak ben sana saçta börek yaptım. Seversin sen. Ya Rukiye sabah sabah ne gerek var diye ben bu kadar şeyi yiyemem ki zaten. Oğlum canım yemen lazım. Bak sonra güçten düşersin. Olmaz. Yorulursun sonra. Ya daha düne kadar Rukiye fabrikada sabaha kadar çalışıyordum. Yorulmuyordum da şimdi mi yorulacağım? Tabii, o da zor. Rukiye masayı donatmış. Kendi de oturdu masaya. Ya siz onu bunu bırakın da. Ahmet'ten bir haber yok mu? Nerede o ya? Aa! Ay babacığım ben sana söylemeyi unuttum. Haber var. Şöyle şimdi araba bulamamışlar abimler. Çünkü yani kar falan mı yağmış ne olmuş? Yani yollar falan olduğu gibi kapanmış. O yüzden şey yapamamışlar, gelememişler yani. Allah Allah ya. Ajanslarda falan da hiçbir şey geçmedi öyle. Herhalde bunların gittikleri yer dağ köyü. Evet. Aşağı Nürnbergliler köyü çok kar alıyormuş. Değil mi Nazlıcığım? Hı hı. Söyleyin. Çok kırıldı bana ya. Şu seçim boyunca babasının yanında olması gerekirken yanımızda yok. Bir daha da onu başka hiçbir yere salmam. Yürür günü. Rukiye elinde çayı Fehmi'ye üzülüp iğneleyici bakışlarla Nazlı'ya baktı. Ahmet yok. Çağatay nerede peki? Rukiye bu soruya hazırlanmamış. Yutkunarak çayını aşağı indirdi. Fehmi ikiliden bir cevap bekliyor. Ahmet yok. Çağatay nerede peki?
Hekiye'nin bu sefer hali hazırda bekleyen bir yalanı yok. Pardon Fehmi, Cemal'a nasıl? Bugün? Evet. Çağatay nerede? Ay canım be. Ay sen soğumadan yesen vallahi sen seversin diye yaptım aşk olsun. Bekir Aytin'in robot resmi çizili kıyı pilanını çınar altına yapıştırıyor. Görüntü geriden merakla izleyen Rıza'ya yöneldi. Rıza arkasında bitip ilanı okumaya koyuldu. Anteni bulanların en yakın kolluk kuvvetine haber vermeleri gerekiyormuş. Aranıyor. Bekir ona dönünce Rıza kolunu omzuna attı. Yukarıda resmi görülen Ayten isimli tavuk kayıptır. Bulanların en yakın kolluk kuvvetine haber vermeleri gerekmektedir. Müracaat bekçi Bekir. Bekir bu nedir Bekir? Başkomiserim Ayten kayboldu da hani babamın tavuğu var ya. Ben de öyle şeyi astım işte. Babanın tavuğu. Peki en yakın kolluk kuvvetine niye haber veriliyor Bekir ya? İnsan mı bu Bekir? Bu tavuk ya kanun kaçağı mı bu? Hayırdır ne olmuş? Başkomiserim ne fark eder ki? Ha insan ha hayvan. Kayıp kayıptır yani. Öyle değil mi? Bekir sen devletin karakoluna böyle işlerle niye meşgul ediyorsun Bekir? Ben meşgul etmiyorum. Başkomiserim amirimin de haberi var yani onun emriyle astım. Selahattin amirimin. Kimin? Onun onayı var, onun emriyle ben astım. Ben kafama... Kim Selahattin amirim? Selahattin amirim. Selahattin emri var. Var başkomiserim. İnşallah bunu yurt çapında da şey edeceğiz, genişletip şeyi arayacağız, Ayten'i arayacağız. Arama emri çıkaracaksınız. Arama emri çıkaracağız. Yurt çapında? Yurt çapında. Yurt çapında arama emri çıkaracaksınız. Aslında uluslararası da olabilir başkomiserim. Yani Ayten'i yurt dışına kaçırmış da olabilirler. Bunun üstünde düşünürüz. Çalışmalarımız var. Evet, evet. Tabii. İyi, tamam. O zaman ben karakola gideyim, bir Interpol'la görüşeyim ben. Allah'ın seversen. Tabii, tabii. Evet. Tabii yurt dışına da kaçırmış olabilirler. Sonuçta babanın tavuğu ya. Başkomiserim, Allah razı olsun sizden ya. Ha, ne iyi, ben bilirdim bunun ne kadar iyi insan olduğunu ya. Interpol'le de edersek biz Ayten'i kesin buluruz. Kurban olun. Kim bilir nerelerde tık tık ütüsen. Yumurta mı orada da burada ha? Tamam mı? Bulacağız bak Interpol'un da kaderi var. Bizim başka yerlere de alsın o zaman. Bekir sevinçten sekerek gitti. Anne. Çağatay koçu almış pencere demirlerine bağlıyor. Anne. Fehri apartmandan çıkıyor. Anne. Çağatay. Baba. Bu ne evladım? Koç baba. Ya koç olduğunu görüyorum da sende ne işi var? Ya bir arkadaşın koçu. Benim bir arkadaş var onun koçu. Arkadaşın koçu? Ha arkadaşımın koçu dedi ki tutsan az dedi Çağatay dedi şunu dedi. Ben de arkadaşın koçunu tutuyorum. Ne yapacak şimdi? Koçu ne yapacak arkadaşım? Arkadaşımın koçu gezdiriyor baba. Koçu gezdiriyor, köpek gibi. İşte arkadaş. Ya ne kadar boş iş var, hepsi sende ya. Ne kadar boş da adam var, hepsi senin arkadaşın. Bomboş bir adamsın ya, bomboş, hayret bir şey ya. Boş işler müdürü ya. Vallahi boş işler müdürü. Hadi Fehmi'cim, kolay gelsin. Kolay gelsin canım. Peki üstünde elbisesiyle pencere demirlerinin ardında. Niye getiriyorsun sen onu buraya? Niye getiriyorsun? Niye götüreceğim anne? Verdin parasını. Adam da koçu verdi bana. Ne yapacaktım? Helal olsun yaptı. Tamam şimdi ne yapacağız şimdi? Nerede kestireceğiz biz onu? Bahtiyar abi keser, kasap abi. Tamam. Biliyorum ben de. Bir işi de düzgün yap. Bir işi de düzgün Allah'ım yap. Allah'ım yine ben... Babam geldi boş iş diyor. Sen bir işi düzgün yapmıyorsun. Vermeyin o zaman bana iş. Çok meraklıydım ben gidip koç almaya. Koçun boynuzlarında kırmızı kurdele, kulağında küpe. Selahattin! Selahattin ocakları masadan indirip hemen ayaklandı. Hoş geldiniz başkomiserim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ama ben hoş gelmedim Selahattin Bey. Bir tavuk için arama ilanı çıkardığını öğrendiğim andan beri hoşluk moşluk hiçbiri kalmadı. Başkomiserim vatandaşın malına kastetmişler. Vatandaşın malına kastetmişler. Onu bulmak bizim görevimiz değil mi? Biz vatandaşın televizyonu çalındığı zaman televizyonun robot resimlerini çizip duvara asıyor muyuz Selahattin? Geç hele! Başkomiserim ama çocuk falan kaybolduğu zaman onun resmini asıyoruz. Tavuk çocuk mudur Selahattin ya? Yok, çocuk olsa piliç olurdu. Yetişkin. Ah Selahattin. Ah Selahattin.
Sen komiser olacaksın da, karakol yöneteceksin da, ben de göreceğim o günleri Selahattin. Ya başkomiserim, devlet görevlisinin malına kastetmişler. Yani bugün devlet görevlisinin malına kasteden yarın bizim malımıza hatta canımıza kasteder başkomiserim ya. Selahattin, bir tavuğun kaybolmasından bu sonuca mı ulaştın Selahattin? Ya altı üstü bir ilan başkomiserim, ne olacak yani? Ha doğru, altı üstü ilan ya. Keşke arabayı mı çıkarsaydın, MİT'e falan haber verirdin, ne bileyim CIA'ya, Interpol'a haber verirdik ya. Ya bir bekçiye de falanmış başkomiserim, ya altıda başka şeyler yatıyorsa? Fırlattığı şapka Selahattin'den sekti, Yusuf çıktı. Ne yatacak altında? Bir tavuğun altında ne yatabilir? Tavuğun altında yatsa yatsa yumurta yatar, saman yatar. Ne yatacak tavuğun altında? Sus, daha fazla konuşturma, dillendirme beni. İkisi de karşısında mum gibi dikiliyorlar. Rıza oturacaktı ki Yusuf'a döndü. Sen de robot resmi çizdin, emin misin? Başkomiserim ama o emretti. Ya sus! Zannetmiyorum ki dünyanın başka bir yerinde bir tavuğa robot resmi çizilmiş olsun. Dünyada bir ilk. Bravo! Sen niye oturdun ya? Hastayım ben, gidiyorum. Yerime oturma. Yok mu orada? Peki, Rıza aksayarak odadan çıktı. Selahattin'in moral sıfır. Rıza'nın gitmesine fırsat bilip yine koltuğuna oturdu. Yusuf da onun yerinde. Selahattin keyifsizce iyice kurulmuştu ki Rıza geri geldi. Selahattin Bey! Geç, geç Selahattin yerine. Geç, geç! Dönün arkanıza, arkanızı dönün. Dön, dön arkanıza. Ne var orada? Harita var, başka. Tamam. Çeşitli iller var. Bu tarafa doğru olan illerden kendinize yer beğenin oradan. Doğuya. Sepet kafalı uçaklar. İkinizin de kafası sepet gibi. Selahattin Yusuf'u kolundan sertçe çekip kendi batı tarafına geçti. Selahattin sen buralardan beğenmedin. Sen doğudan, ben batıdan. Selahattin'in parmakları Marmara etrafında geziyor. Sen alışkınsın doğudan beğenmeye, ben batıdan. Rıza masadan Yusuf'un şapkasını alıp Selahattin'e fırlattı. Haritaya dön. Tekrar çıktı. Yusuf Selahattin'e şapkasını verince Selahattin şapkayla önce Yusuf'u vurup sonra masaya bıraktı. Yer beğenilirken bir ara temkinle de boş kapıya baktılar. Rıza yine kapılabilirdi. Selahattin Bey, koltuğumu bana verir misin ya? Koltuğu bana ver. Ne yapacaksınız başkomiserim? Dön arkanı. Haritaya doğru. Hah, kendine yer beğen. Koltuğu alıp gitti. Selahattin şaşkın. Nereye götürdü ya diye aklı koltukta kaldı. Kızlar pastanedeler. Ben demiştim Gülden sana. Gördün mü? Ergun gelmeyecek. Bulamadılar, gelmeyecek. Nazlı, henüz bulamadılar ya. Yok yok, bu böyle olmayacak. Ben ne yapacağım biliyor musun? Ne? Ben Niyazi ile evleneceğim. Çünkü neden? Bak, bir kere kooperatifi var. Yani SSK'sı var. Hı. Aslında en önemlisi beni seviyor. Hı. Annem zaten SSK'ya acayip sevinir yani. Babam da mutlu olur. Herkes mutlu olur yani. O yüzden herkesi mutlu etmek için ben böyle yapacağım yani. Bence de çok çok iyi fikir. Devam et Nazlıcığım. Ya saçmalamayı keser misin sen? Ne diyorsun sen? Allah Allah. Hiç de saçmalamıyorum yani. Gelmiyor çünkü görüyorsun ve de gelmeyecek yani. Bu çok belli. Artık ben sürekli Ergun'u beklemekten çok sıkıldım yani. Nazlı, sevmediğin biriyle evlenip ne yapacaksın? Ha diyelim Niyazi ile evlendin. Ergun çıkıp gelirse ne olacak? Söyler misin bana? Yapacak bir şey yok. Beni bırakıp gitmeseydi efendim. Yok yapacak bir şey yani. Öyle yapacağım ben. Nazlı nemli gözleri kararlı ifadesiyle yapacağım diye kafa sallıyor. Ergun nehirden geçen tahta köprünün başladığı yerden itibaren yol boyu nehrin yolundaki taş yolu süpürüyor. Nehrin ortasında yıllanmış bir söğüt ağacı, biraz ileride 6-3 boyunlu bir taş köprü. Görüntü söğütten geçerek tahta köprüye yöneldi. Ahmetler Köprü'den az önce Ergun'u süpürmeye başladığı noktaya gelip Ergun'a bakındılar. Ergun sağ tarafında kaldı ama onlar yine Ahmet'in talimatıyla dümdüz merdivenlerden aşağı indiler. Ali'nin yüzünde çevreyi gezmenin verdiği bir gülümseme. Bak habere, bak habere. Alman berberin buluşu ortalığı karıştırdı. Saçsız başa inek salyası. Alman profesöre göre İnek salyasındaki klorür, fosfat,
potasyum dökülen saçların yeniden çıkmasını sağlıyor. Ya şuna bak ya. Ya ben şeyi anlamadım. Yukarıda berber yazıyor, aşağıda profesör. La bunların berberi profesör mü yoksa? Ya sen de çalılığa çare bulacağım diye diye demedik bir şey bırakmadın be Recep abi. Bırak da bir bu kalsın ya. Ya bırakmam, pes etmem, pes eder miyim? 100 milyonlar var bu işte ya. Ya bakın hele bakın. Pes etmeyen biri varsa o da burada bak. Azimle oturmuş. Resim yapmaya çalışıyor. Sami resme konsantre. Mehmet dükkandan çıktı. Çırağa talimatlar veriyor. Sami konsantresi bozulmuş. Resmi pek bir şeye benzememiş. Mehmet dükkana geri girdi. Mehmet abi! Mehmet abi! Ne? Ya ıcık sabit dursana. Uber'e giriyorsun, Uber'e giriyorsun, Uber'e giriyorsun. Bir şey yapamam. Çizemiyorum ki ben seni. Git işine Sami Allah aşkına ya. Git işine derken çizeyim. Hadi ya. La hadi ya. Dur ki. Hadi ya. Tamam dur. Zihninde tasarlayıp çizmeye koyuldu. Foto ama bastonun desteğiyle apartmandan çıktı. Bakınıyordu ki Sami onu fark edip neşeyle gülümsedi. Ne yapıyorsun Sami? Aa, resim yok yok anacığım. Resim bu. Evet. Mari, delirdin bizi. Çocuk musun sen ha? Ha? Çocuklar çizer bu resimleri. Sen git pastanı yap demeyeyim mi ben sana? Yap demeyeyim mi Pogaçani sana ha? Ha? O yalan isim. Ah Cürsa baba, zavalli baba. Cemikler hızlar babanın. Ah yazık yazık. Öyle deme ama anacığım. 150 bin lira verecekler hatta bu resme. Buna? Ya evet. Buna 150 bin lira. Ya. Nuri vermem ben buna bir kuruş. Bir kuruş vermem buna. Aldatmışlar seni. Evladım benim. Aldatmışlar maytap geçeyler seninle. Veremez buna bir kuruş. Hadi kalk. Kalk tepemin tasını yaptırma benim. Git pastanene yap çüreklerini, büreklerini. Kalk hadi. Kalk. Haydi git yap pastalarını, büreklerini, çüreklerini haydi. Haydi Joe benimle haydi. Ne gülüyoruz be ya? Ha? Haydi haydi haydi. Ne gülüyoruz? Ne anlarsın siz sanatta? Ben şey yapacağım onu ya. Fikansı gibi adamım ben. O kadar kızgınken hemen de yumuşayıp gülümseyiverdi. Görüntüde Galata Köprüsü. Gel, gel bakalım. Ben yandan hem ye. Ay canım benim. Ay seni lan. Aha Çağatay o ne? Koç abi, koç yani. Cevaba bak, koç olduğunu görüyoruz. Ya şu yeni kuşakta saygı kalmadı ya. Gel. Merhaba, kolay gelsin. Gel, gel. Gel, 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 gel. Gel bir dakika ya. Bahtiyar abi kolay gelsin. Sağ ol Çağatay, hey maşallah. Yenge hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Boynuzundan çekiştirerek Bahtiyar'ın yanına getirdi koçu. Ya Bahtiyar abi biz kurban keseceğiz de. Hayırdır ya, kurban bayramı erken mi geldi? Kurban derken adak bu, adak, adak. Acıdım. Hayır, Allah kabul ederse tabii. İnşallah amin. Yenge bu eğer adaksa senin bana vekalet vermen lazım. Tamam tamam, veririz veririz. Sorun yok onda, tamam. Dur, dur bakayım. Ne yapacağız şimdi? Ya Çağatay kardeşim, bizim arsaya gideriz. Bunu orada hallederiz, merak etme. Tamam. Sinan, sen bıçakları bir ele getir kardeşim bana. Koç ne olacak abi? Oğlum adakmış işte. Hayır, yani... Tamam, derisini tamam. Yüzüp ayıracağım mı yoksa parçalayıp dağıtacaksın mı onu söylüyorum. Yok çocuğum ben şimdi şey istiyorum, böyle bir sofra kurmak istiyorum fakir fukaraya ki... ...hani böyle etli pilavlı falan daha nasıl pişireceğiz öyle bir şey bu. Yenge ben bunu güzel pişiririm, sen merak etme ya. Ya ama şimdi evde pişirirsek anne fakir fukara dediğin kalabalık olur yani. Ah, nasıl olacak evde bu kadar kalabalığa? O da doğru, o da doğru. Hay Allah, o da doğru. Ya yenge çınar altına kurarız bir masa. Hallolur gider ya. Aman ne? Ay koçum benim be. Allah, tamam. Doğru söylüyorsun. Çınar altında kurarız bir masa. Tamam. Tamam oldu ama bugün ama yarın. Yarın yaparız. Tabii tabii tabii. Ha. Sinan hadi oğlum hadi. Sinan al şimdi tepikleyecek bizi gel. Tamam. Tamam. Hayvan keseceğini anlayın ya. Hayır kurbalı. Ya. Hadi. Hadi. Hadi gel bak. Hadi. Hadi Çağatay'a kardeşim yürü gel. Ben de mi geliyorum? Sinan dükkana bak oğlum sen. Tamam, Çağatay git başında dur çocuğum olur mu öyle? Bak haytalık yapma Sinan ha ben gelene kadar. Fatoğan'la pastanede karalar bağlamış. Elvan'la oturuyor. Oh Fatu, ailesi Fatu. Oli bana bir şey bilmem ne oli be. Oturdu işte, agri tam buraya oturdu. Başına. Agri, oh bir şey oli bilmem ne oli. Rezil, rezil olduk. Utanmay, utanmay. Rezil olduk, rezil olduk.
Hayırdır babaanneciğim, ne oldu ya? Ne olsun da? Daha ne olsun? Koskoca adam olmuş gari. Oturmuş sokakta yapay resimlice çocuk mori. Rezil oldu bir de bir mahalleye mori. Rezil olduk. Vallahi hiç sorma babaanneciğim yani. Bir de gelip gidip bana soruyor nasıl olmuş diye. Ben de bir şey diyemiyorum. Bilmeyin, bilmeyin bu baba ne. Ne düştürdüm kucağımdan, ne düştürdüm bir yüksekte. İsla baktım, belledim, paçladım, yatırdım, içirdim en isla şeyleri. Sütler, tereyağları, lokumlar, her şey. Niçin oldu bu çocuk böyle Allah bilmeyin, hiç bilmeyin, hiç. Hiç bilmeyin. Bir şey böyle, bir şey böyle. Tuhaf bir şey Allah. Elvan kendi derdinde. Durgun düşünceli hali Fatu Ana'nın gözünden kaçmadı. Sana ne olayım oraya? Bir şey olayım sana. Hı? Ne oldu senin o Almancı çocuk? Almanya'ya gitti. Ha? Niçin? Temelli mi gitti? Yok. Yani geleceğim dedi ama. Düner. Dediyse öyle Düner. O öyle bir çocuk. Dediyse düner. Ha, o dönmedi. Ben giderim kulağından getiririm. Senin yanına. Aman babaanneciğim, bir de sen gitme şimdi oralara kadar. Sen kal, lütfen. Anladım ben seni. Sen korkaysın değil mi? O orada sevmezsin başka bir kızı. Ha? Evlenmezsin başkasıyla. Anladım ben seni. Yok. Bir kere Şahin hayatta öyle bir şey yapmaz. Benim, bana cüne de. Benim için de yapmaz. Şey, o değil öyle bir çocuk, biliyor musun? O böyle seveyi, kalpten seveyi. Zaten bak, dünmeyen insandan hiçbir hayır gelmez. Sen inan biraz babaannene more. Ben boşuna beyazlaştırmadım bu saçlarımı. Ben insanın yüzünün karasından anlarım. Seveyim mi, sevmeyeyim mi? Ben anlarım. Sen hiç korkma. O çocuk var diyorsun, sana çürürsün. O çocuk seni çok seveyim. İnan sen bana. Öyle diyorsun yani. Nasıl yok? O benim lokumum, benim tatlı kızım. Ay, tatlı. Babaanne. Haydi yap sen derslerimi. Haydi olma nice baban, haydi. Haydi yap sen. Bak, budala gibi oturmuş orada çizim. Ya akıllı kızsın sen. Ha? Elvan'ın keyfi yerine geldi ama bu sefer de konuşmaları duyan güçlü perişan. Üçlü eve gelmiş. Nazlı masada ders çalışıyor. Ne yaptınız anne? Ay vallahi ne yapalım? Geçtik kurbanımızı Allah kabul ederse. Bıraktık geldik şimdi. İyi. E nerede? İşte şey bıraktık. Kasabın vitrininde duruyor şimdi dolapta. Diyorum ki yarın bir pilav yapayım böyle güzelce. Ondan sonra hocama bir de hoşaf yaparız yanına. Çınar altta böyle güzel sofra kurarız. Artık acaba yaparız değil mi? Beraber yaparız. Yaparız, yaparız. Tamam. Bak bakayım benim yüzüme sen. Gözlerim hiç aldın mı sen? Yok, almadın. Nazlı kitapları toplayıp masaya yöneldi. Rukiye kaygıyla arasından bakıp elini bağrına koydu. Ay Allah'ım, bari çocuk olup gelseler ya. Ay. Resmi bir araç sokağa girmiş ilerliyor. Manavan önünde durdu. Danyal hemen önden inip arkada takım elbisesiyle oturan Mustafa'nın kapısını açtı. Herkese merhaba. Esnaf kardeşlerim, sevgili vatandaşlarım. Sayın belediye başkanımız teşrif ettiler. Estağfurullah, estağfurullah. Nasılsın şimdi bir bakalım? İyiyim, Allah şükür idare ediyorum, sağ ol. Sen nasılsın Bahtiyar? Recep, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim de. Şimdi bir bakkal Recep. Ne oldu abiye, Mehmet abiye? Recep'in de abisi gitmiş, sen sağ ol. Şey efendim, Mustafa başkanımız artık bir belediye başkanı. O yüzden herkese abi diye hitap edemez. Ya işte öyleymiş Recep abi, kusura bakma. Öyle demek gerekiyormuş yani. Hı. Bir dakika, o şey ne yapıyor orada? Sami, ne yapıyor? Yok can. İyi, tamam, boş ver. Bakkal resmi çizeceğim herhalde burada.
Sayın Başkanım, hı, acaba sizin de böyle bir resminizi yaptırsak, makamınızı assak, Kenan Evren'in vardı, çok havalı oluyor. Aa, vallahi çok iyi fikir. Bravo Danyal, not al bunu. Hemen efendim. Not al. Evet. Nasılsın Osman? İş güç usta işte. Oğlum bu dükkanın hali ne böyle? Bak şu elmalar, çürük, çalık hepsi. Niye bunları ayırmadın? Neden parlatmıyorsun bunları? Ay, hiç sesin soluğun da çıkmıyor senin Osman ha. Böyle manav mı olur? Bağıracaksın azıcık. Elmaya gel, elmaya. Kütür kütür Amasya elması bunlar. Gel, gel, gel. Böyle satamazsın bunları. Muza gel, muza gel. Pasaportu var mı muzun? Gel, gel, gel. Sayın gel. Başkanım, siz bu artık evet, satıcılık işini çırağınıza bıraksanız. Ya Danyalcığım ben nasıl yapacağını gösteriyorum. İşte böyle yapacaksın Osman. Gel, gel, gel. Anladın mı? Efendim siz artık millete çok farklı şeyler anlatacaksınız. Zerzavatçılığı şey çırağınız anlatır. Ha, evet ya. Doğru. Tabii. Ya Mustafa kardeş. Efendim. Efendim Bahtiyar. Yani diyorum ki bir gün arkadaşlarla senin makamına gelelim. Bir çay içelim. Bir başkanlığını kutlayalım. Bir çikolata getirelim. Tatlı getirelim diyorum. Hay hay. Çok çok memnun olurum. Danyalcığım bir bak bakalım bizim randevu defterine. Tabii ki efendim. Hemen ne bakıyorum. Ne zaman müsaitiz? Efendim Nisan ayının 23'ü öğleden sonra bir saatlik bir boşluğumuz var. O zaman gelebilirler. Evet. Yani bundan bir ay sonra 23 Nisan yalnız çocuk bayramı değil miydi ya Danyal? Evet efendim. Sabah katılacağız. Öğleden sonra. Öğleden sonra evet efendim. Bir ay sonra gelin çikolatayı yiyelim. Ne yani bizi bir ay sonraya mı atıyorsun Kerkeniz? Allah ne yapıyor Recep abi? Bu işler böyle işte görüyorsun al bak randevu defteri her taraf dolu. Sen bu işleri kolay mı sanıyorsun abi? Böyle oluyor işte. Recep hadi Bediye dükkana girdi. Bahtiyar ben bir pirzola alayım da gideceğim hadi. Tabii canım. Sinan. Efendim abi. Randevu defterime bak hele kardeşim ben ne zaman müsaitim ben. Hangi randevu defteri abi? Aa, Haziran ayına kadar müsait değilim Mustafa. Şu an pirzola dövemem kardeş. Allah Allah. Ne demek şimdi bu? O demek işte Mustafa. Vallahi Bahtiyar dükkanın... Ya, ya yürüyün hele yürüyün. Mustafa. Hoş geldin Sayın Başkanım. Buyurun efendim. Daha yapacak çok işimiz var. Buyurun. Kat et Osman. Toparla oraları. Buyurun. Çalıştır arabayı. Tatlı mısın Dayaduk? Afiyet olsun. Ya çalışmayınca gün geçmiyor ya. Yapacak bir şey yok. Düşünmek de çalışmaktır. Vakit geçirmek istiyorsan düşünebilirsin. Ne düşüneceğim ya? Ne düşüneceğini bilmiyorsan bir kitap oku. Evet evet kitap oku. O sana ne düşünmen gerektiğini anlatacaktır. İyi iyi. Tamam o zaman ben kitap okuyayım ya. Ben kitap okuyayım o zaman ne düşüneceğimi düşünürüm o sırada. Evet. O zaman da işte ben kitabı okurken ne düşüneceğimi düşünmekten kitabı anlayamam. Nasıl olacak o iş? Sen hele bir başla. Kendini o akarsuya bırakır gibi rahatça bırak. O kitap seni götüreceği yeri iyi bilir. O akarsular bizim Karadeniz'deki akarsular gibi olmasın. Ondan sonra nereden çıkacağımız belli olmaz. Ne alaka? Nasıl işte sen nasıl ne alaka Basri ya? Sen işte öyle süslü cümleler kuruyorsun ya işte kendini oraya bırakırsın da o akarsulara bırakırsın nereden ya onun gibi biz de süslü cümleler kuralım dedik ama olmadı herhalde ha. Oldu oldu. Oldu mu? Ya hem varım öyleyse düşünüyorum işte nedir yani? Bak anlamadın değil mi? Ya anlamazsın tabii. Varım öyleyse düşünüyorum. Bak şimdi. Elini alnına dayayıp düşünme moduna girdi. Düşünüyorum. Senin işine bak Basri ya. Senin işine bak. Ben yapacak bir şey bulurum. Basri gülümseyerek kitabına döndü. Rıza yine düşünce modunda ama pozisyon beğenmiyor. Elini önce alnına sonra çenesine dayadı. Onu da beğenmedi. Bu sefer de işaret parmağını şakağına dayadı. Selahattin amirim. İhbar var mı? Duyan gören olmuş mu peki?
Ya başlayacağım şimdi tavuğuna Bekir ya. Senin yüzünden başkomiserden bir ton azar işittim zaten. Tabii bunca zamandır bulamadığın için fırçaladı, öyle değil mi? Ben sana ne dedim? Devletin memurunun malına, canına... Ya başlayacağım ben Bekir şimdi tavuğuna, mavuğuna. Gitti. Gitti Ayten, kesin gitti. Kim bile şimdi nerelerdedir ya. İnşallah hayırsever biri bulur da geri getirir ya, öyle değil mi? Bekir, çık dışarı. He? Çık dışarı Bekir. Çık dışarı, çık, 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 çık. Bekir, çık, çık dışarı. Çık dışarı Bekir. Bak hala bakıyor, çıksana dışarı. İhbar olursa bir haber veririz. Bekir, çık dışarı. Çık, çık, çık. Tamam abi, çık. Tamam. Çık, Bekir, Bekir. Emretin amirim. Çık dışarı. Çık, 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 çık. Yine ihbar olursa bana haber verin. Bak hala konuş, çık dışarı, çık, çık. Çık, çık, çık. Başlayacağım tavuğun adamı onun adı ya. Kendini koltuğa bıraktı ama koltuk yok. Popo yerde. Bozuntuya vermeden hemen toparlanıp ayakta ellerini masaya dayadı. Niyazi kapalı bir tepsiyle pastaneye geldi. Herkese merhaba. Ah, Batu Hanım da buradaymış. Valla kaynananı seviyormuş Batu Hanım'cığım. Yani öbür taraftan haber gönderdi, seviyormuş. Şaka, şaka yaptık. Kötü bir şaka. Tamam. Erman'cığım, nerede baban, nerede? Babam dışarıda resim çiziyor Niyazi abi. Çabuk çağır, çabuk. Tavuklu pilav yiyeceğiz. Niyazi abi bir tepsi tavuklu pilav getirdi de. İyi, tamam çağırayım. Hep bana bitti dersiniz. Hep bitti dersiniz. Ay, el öpeyim. Anaların Ali'ye Rona'sı. Anlayayım seni. Nedir bu? Tavuklu pilav. Tavuklu pilav. Tavuklu pilav. Ne kadar çok severim biliyor musun? Nasıl canım çekti şimdi ya? Tavuklu pilav. Yiyelim onu ya. Bekir boynu bükükleri oynuyor. Omuzları çökmüş, perişan, karakoldan çıktı. Ağlamaklı ifadesiyle iki tarafındaki esnaf çıraklarına bakıp mahzun acıyla karakol sokaktan ayrıldı. Ne var Niyazi? Ne var? De oradan oraya beni daha götürdü o kim? Ibır ışı yapıyor hani orada. Ibırı çağırıyor oraya, rahatsız ediyor. İkrami ressam. Bu karşı yapılır. Meşgul ettilir mi? Nasıl yapacaksın ha resmi? Ya ya haksızlık etmesene Sam abi ya. İlk önce bir dinle. Tepsinin üstünden örtüyü çekip kapanmış tencereyi kaldırdı. Dedim. Sam abi, annemle beraber tavuklu pilav yaptık. Tavuk da maşallah kocamanmış. Hepsini bitiremeyiz dedik. Ben de sizinle getirdim. Yani paylaşayım istedim. Sizinle paylaşayım. Beraber yiyiniz dedim ya. Kötü mü ettim ya? Allah Allah. Ben paylaşımcı ruhuma sahip bir insanım biliyorsunuz. Başkomiserim şu önünde dursun ya. Tencereyi elinden aldı başkomiser. Ama şey, bunun karşılığında azıcık borç silsen olur mu? Hırır lan. Ya borç silsem ha? Tavukla pilav şey işinden poğaça borcumu silerim bakayım. Cepsiz Niyazi. Ya Sam abi. Sen nasıl bir insan oldun? Ha? Nasıl bir insan oldun ya? Geçen gazete okumadın mı sen? Ha? Yeni çıkan kararnameye göre artık insanlar arasında takas sistemi yöntemiyle alışveriş yapılacak. Yani sen bir şey vereceksin, ben sana bir şey vereceğim. İşte ben tavuk getirdim, sen de borcunu sil. Al gülüm, ver gülüm. Bu kadar basit. Buradan bir tane böyle ileri bir Sinan şeysi geçse, bu seni vereceğim, 10 tane mandal alacağım. Gıdır lan! Hayret bir şey, tavuk şeysine bu borç mu silinirmiş bakayım? Silinir ya. Silmiyor, silmeyeceğim, silinir. Silmeyeceğim. Silinir. O zaman butunu yemeyeceksin sen de. Butunu yemeyeceğim, sana vermeyeceğim butunu. Selamünaleyküm. Aleykümselam Bekir abi. Aleykümselam. Bekir, niye biliyorsun? Neydi siz? İyi oğlum, oturuyoruz işte böyle. Bekir abi, vallahi seni de kaynana seviyormuş ya. Nasıl bir bekçisin sen? Gördüğünüz gibi koskocaman bir tavuk. Paylaşılmaya hazır. Gel, tavuklu pilav ye. Vallahi eti var ya, pamuk gibi herhalde. Görüntüye bakılırsa öyle görünüyor. Bana tavuk demeyin. Bana tavuk demeyin. Zaten acım büyük. Tavuktan bahsetmeyin bana. Peki. Gel tavuk ye ya. Gel tavuk ye. Gel, üzüntüden iyice zaten süzüldün, zayıfladın. Gel tavuk ye, tavuk, tavuk. Başkomiserim, madem siz yiyirdisiniz, ben de o zaman yiyeyim. Ama lütfen herkes yeterince yesin, az yesin. Çünkü götüreceğim yerler var daha. İyi, tamam, tamam. Evet. Tamam, az yeriz ya. Yiyelim ama tavuk yiyelim. Tavuk, tavuk. Yiyelim, yiyelim. İyi, iyi başkomiserim. Nasıl yiyelim işte? Tamam. Bir daha... Neydi? Neydi? Hatırlayalım. Neydi? Bir tanem. Kendine bak ya. Tamam, bir tanem seni seviyorum. Onu anladık ya, bir tanem. Hem ben değil. Başkomiserim ya. Nasıl bir öğrencisiniz siz ya? Ya şimdi tavuk yiyeceğiz. Şimdi diksiyonun sırası değil. Diksiyon bitti. Tavuk, tavuk, tavuk. Tavuk, tavuk yiyelim. Haydi. Kopar Bekir. Hadi bakalım. Sen iyice süzüldün bak. Zayıfladın. Üzüntüden, kederden. Niye anlatıyorsun? Girişi Bekir yaptı.
Rıza ile Niyazi de birer kanat kopardılar Alten'den. Fikri üzgün koltuğunda oturuyor. Kız Rukiye abla, ayıptır sorması ama Ahmet nerede kaç gündür gözükmüyor hiç? Almanya'ya gitmiş. Aa, Almanya'ya mı gitmiş? Niye gitmiş? Arkadaşını bulmuş işte, Ergun'u. Aa, o da mı Almanya'ya gitmiş? Niye gitmiş? Gitmiş işte. Ay Yıldız, safsın galiba. Niye gidecek canım? Baktı çocuk burada Nazlı ile olmuyor. Dedi Almanya'ya gideyim, zar bir Alman kızla evleneyim, ne yapsın? Bilmiyorum ben, orası burası bilmiyorum da yani... Gitti şimdi koca Almanya'da Ergun arıyor. Bir de bize diyor ki biz Urfa'ya düğüne gidiyoruz. Bak bak bak, akıllara bak sen. Ay Rukiye abla, bu duydu da sinirlendi de öyle mi gitti Almanya'ya Ergun'u bulmaya? Yok canım, tam tersi. Çok üzülmüş. Ondan sonra hem Ergun için hem kardeşi için. Ondan sonra gitmiş, onu bulup getirecekmiş. Bu meseleyi de halledecekmiş. Bak Rukiye abla, işte abi dediğin böyle olur. Ya benim abim olsa şimdi bacaklarımı kırar, sonrasını düşünemiyorum artık. Vallahi bilmiyorum be Yıldızcığım. Hiç aklım ermiyor benim bu yeni gençlerin işine. Ay Rukiye abla, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Galiba bunların kaderleri bir yazıldı, diyeyim ben sana. Galiba öyle. Galiba. Ay keşke he deseydin ya. Başında he deseydin, belki de şimdi torunlarını seviyordun sen Rukiye abla ya. Nazlı mutfaktan çıkıp annesine tavırlı bakışlar atarak kapıyı açtı. Ah, şey, merhaba Nazlı. Tavuklu pilav getirdim de size. Neden? Kokmuştur Nazlı. Komşuluk hakkı. Yani böyle şeyler çok önemlidir benim için. Biz komşu değiliz ki Niyazi. Ha. Merhaba Rukiye teyzeciğim. Bayağı da kalabalıkmış. Vallahi bu yetmez size. Ben gideyim de biraz daha getireyim o zaman. Ay yok, zahmet etme Allah aşkına. Yeter o, yeter. İyisiniz inşallah. İyiyiz çocuğum, iyi. Sen nasılsın? İyiyim, hamdolsun. Vallahi siz de benim bir annem sayılırsınız. Ya iyiyim işte. Ne olsun? Tiyatro, dublaj falan. Yani hayırlısıyla kooperatifin kaba inşaatı da bitmek üzere. Yani gelirim de maşallah iyi. Artık bir kısmete kaldı inşallah iş. Kısmet de gelirse yani. Hayırlısı, ha. Hayırlısı. Ondan sonra bir yuvam, mutlu bir yuvam olursa ne kadar güzel olur inşallah. Yani... Oldu Niyazi, teşekkürler, hoşça kal, evet. İyi günler. Bu yetmezsin, ben sizi... Pilavla tavuklar başka bir tepside. Nazlı elinde tepsi, şimdi mutfağa gitti. Bekir Ayten'in tadını beğenmiş olsa gerek, iştahla yiyor. Gerçekten güzelmiş tavuk ya. Evet, doğru vallahi. Ucayip kızdım var zavar konserim ona ama... yorgun üzerine iyi geldi, enerjiyi şey yaptı. Doğru söylüyorsun Tam Usta. Niyazi geldi. Eti de yumuşacıkmış tavuğun. Vallahi ben de beğendim, biliyorsunuz mi? Beğendin mi Bekir? Bekir! Niyazi Bekir'in başında dikiliyor. Ya bu senin babanın tavuğu olmasın, kaybolan tavuk. Ayten olmasın ya? Ayten mi? Ayten mi? Ağzından yeri alsın başkomiserim, o nasıl söz hele? Niyazi, nereden aldın bu tavuğu? Yolda buldum başkomiserim. Bekir ağzına götürdü, kemikli et dehşetle dona kaldı. Yolda buldun. Ne? Ayten mi bu? Ay ne? Efendim? Ayten mi bu? Sen şimdi tavuğu yolda buldun, ondan sonra getirip kestin mi Niyazi, ne yaptın? Evet başkomiserim. Yolda buldum, ne yapacaktım ya? Tabii tuttum, buldum, kestim. Hep beraber yedik. Kocaman tavuk. Afiyet şakalasın hepinize. Sen Ayten'i kestin. Sen Ayten'i kestin. Ayten kim ya? Sen beni kestin. Boğazına yapıştı. Beşim tamam. Ayten'i kestin. Ya baş gösterin hocam. Yardım edin. Bekir, Bekir bırak. Sen Ayten'i kestin. Sen Ayten'i kestin. Ayten'i kestin. Bekir dur. Hayırsız. Tamam. Ayten. Başka başka. Bırak gebertin. Orada mı bu tavuğu? Niye götürdün buraya? Üçlü ile Sami Bekir'i zor zaptırdı yolda. Başka Ayten. Bırakın beni. Tamam usta, ben gebertin. Sokakta buluştu tavuğu gebertin buraya. Tamam Bekir, sakın o. Sakın bırakma. Tamam. Başka sen. Vallahi kendi kıymetini kesmiş. Dur. Sokakta tavuğu buraya getirmişsin. Bekir sakin. Sakin Bekir. Tamam
Valla size ikramdan ben yiyemedim. Sen yeme, sen yeme. Bak adamı getir şuna, sen yemeyeceksin. Sakın bırakma bizi. Daha bak. Bırak, bırak. Bekir. Tamam ya. Ya öyle olsun oğlum. Hadi git. Gereksiz duygusallık. Hadi çık içine. Adamı tavır kesmiş. Gidin bırak. Allah seni be. Burada ne oluyor ya? Ben başkomiser miyim? Neyim ben anlamadım ya. Bekir kakaya bakayım, kalk. Yazık, Ayten'i yedim ya. Ya vallahi Ayten'i yedim. Ben çok... Tamam. Ben sana alacağım. Ayten'i alacağım. Fatma alacağım. Necla alacağım. İyice yarasa. Necla. Gel, gel. Güçlü. Ömer şey. Su ver oradan Bekir abi. Ne de? Tamam, tamam. Ben nasıl yedim Ayten'i başkomiserim? Tamam, tamam. Bekir yedik. Birlikte yedik. Ayten'i yedik ya. Ayten'i yedik. Gördün mü bu olan işi ya? Ne geberteceğim bunu ya? Tamam, tamam. Gördün mü Fatma'yı? Gördüm Ayten'i. Ayten'le ne iyi tavukta. Su ver lan. Akşam vakti, gökyüzü lacivert. Siz bulutlar ardında dolunay. İkiye bardağı ısıtıp Feri'nin sırtına kapadı. Nazlı kolçakta. Çağatay diğer koltukta. Ah be Fehmi'cim, ah be Fehmi'cim. İlk günden kendini bu kadar böyle harap etmene gerek var mıydı? Paralamışsın kendine bir talim ya. Vallahi sonra Allah korusun bak. Böyle yaparsan çabuk yorulursun, bırakmak zorunda kalırsın muhtarlığı. Allah muhafaza. Ya ben de benim için üzülüyorsun zannediyorum ya. Senin için üzülüyorum Fehmi'cim. Muhtarımız için üzülüyorum. Ya anne vallahi babam yerine sen muhtar olmalıymışsın. Daha heyecanlısın ondan. Zevzek, sen sus bakayım. Baban gibi böyle çalışkan, yakışıklı, kendini bilen, disiplinli, zeki, ahlaklı biri dururken bana düşmez herhalde muhtarlık yapmak. Gazı verdim diye gülümsüyor. Ahmet yok değil mi orada o Ahmet? Yok Fehmi'cim. Ya arkadaş ne Urfa'ymış ya. Bir gitti lan, ah dönmesini bilmiyorlar ya. Ya gören de Urfa'ya Tapu Kadosta memuru olarak gittiler. Ah! Bütün Urfa'yı karış karış ölçüyorlar zanneder ya. Vallahi bu gittikleri yer aşağı Nürnberg'ler köyüydü değil mi? Nasıl bir yerse artık bizimkiler gelmek bilmedi. Ya baba, biz de gitmeyelim mi Allah aşkına Urfa'ya? Aşağı Nürnberg'ler köyüne. Bakalım bizimkiler ne yapıyor, niye gelmiyor? Nasıl gideceksin çocuk Allah'ım? Görmüyor musun babanın halini? Nasıl gidecek bu adam oraya? Yok ya yok, ne gerek var ya? Yarın ben polise gideceğim, söyleyeceğim. Onlar da Urfa'ya söylerler. Çocukların başına bir şey mi geldi? Ne oldu bunlara ya? Ay Allah korusun Fehmi'cim. Ah! Ay, ah! Tamam. Ne çektin be anne? Sehpada çay bardaklarıyla ispirto şişesi. Rukiye'nin elinde ucundaki pamuk alevlenmiş bir çubuk. Sami pastanede resmi iletmiş ama sonuç pek de iç açıcı değil. Güçlü tezgahın ardından merakla seyrediyor. Bekir elinde kapağı aralık bir kurabiye kutusuyla içeri girdi. Neyse Sami abi? İyi, evim mi? Ne, aynı. Sen neydin? İyi, ne yaptın Bekir? Ne mi ettin? Ha? Bak görürsen tavuktan kalan anam bunlar. Ah. Kemik parçaları. Ne yapacaksın onları? Gidip gömeceğim. Öyle mi? Hı. Aa, oldu zuvar tane. İmam çağır, dua okusun ona. Öyle deme ya, günah. İnsan mı bu ki imam çağırıyor doğumuz? Ne demek insan? Buna insan gibi isim koyarsa, insan gibi de bağlanırsa olacağı bu işte. Olacağı bu. Ya Bekir, tamam alt tarafı tavuk işte. Hoş. Bunun üst tarafı da tavuk diyor. Tavuk he? Sadece tavuk mu? Bir kere bu altın yumurtlayan tavuk. Hele bunun hali de ya. Öldüreceğim onu yazayım. Bak, bir bağır, bir bağır. Ne yaptın şimdi? Ne yaptın? Hadi buraya, çık dışarı. Benim tavukum gitmiş senin resmine başlayacağım. Gitmiyorum. Mis gibi pasta kokusunu, tavuk kokusunu her şey yaptım burada. Hadi. Diğer kapıdan ağlayarak çıktı. İçeride ağlayamadım. Dilim kitleneydi, ağzım kitleneydi. Oy tavuk, oy, oy ben öyleydim. Kemikleri kutuyla önüne koyup kahve masasına benim oturdu. Benim tavuğum öyle güzeldi. Daha güney insanıydı. Her gün 10 tane yumurta verirdi. Vay, devletin malı her şeyimdi benim. Öyle imimişleri vardı, öyle güzeldi ki.
Her gün bana bakırdın. Ben de ona bakırdım. İle ben duyuyorlarım. Boyun devrile mi yazıysanız boyun devrile. Karakal içine akmıyor. Oy kurşunlara gelen sen. Cepsiz Niyazi. Oy, oy beni tavuğum, oy. Daha kim bana 10 tane yumurta verecek? Ben de yedim, ben de seni yedim. İnanamıyorum ya. Buldum nasıl böyle bir sığıttı. Çenem kitleneydi, dişlerim birbirine töküleydi. Yine öleceğim, ben öleydim senin yerine. Ay tehdit, ay olamaz. Babama ne diyeceğim? Kurban olayım hele buraya ya. Bir derim bir gemim kalmış. Gidin, gidin eğitim gömün. Biket'in ağzını kapatıp masadan kalktı. İstanbul yeni bir güne uyandı. Koç meydanda çevrilmeye hazır. Ey maşallah be. Tamam. Çok güzel oldu yenge vallahi be. Sinan geç oğlum çevir bakayım bir. Masalar pembe örtü serilip yerleştirilmiş. Yeter geç 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 hemen yanmasan. Salçası yeter. Yeter çok güzel tam kıvamında oldu vallahi maşallah. Ay, ay, ne yapıyorsun oğlum? Motora bağladın ya çıkır lan. Böyle mi çevrilir bu? Allah ne Allah. Tamam dur sen kızma ben alıştım. O kadın işi tabii şimdi çocuk ne yapsın? Ben tabii halledeceğim yenge. Onu şimdi dur. Oğlum vurdunca öldürdün yavrum. Ben bileyim çevir. Allah tamam, Allah. Tamam tamam tamam. Geç geç bu tarafa geç. Al şunu. Böyle yavaş yavaş piştikçe, piştikçe o tarafı, piştikçe o tarafı. Ay gözünü seveyim yenge ya bak. Öğren oğlum. Koç pişmiş masada yemek tencerelerinde istiflenmiş tabaklar. Güzel olmuş değil mi komşum? Aa, tane tane baksana Rukiye abla. Ay hadi bakalım. Çağatay masada yemeği bekliyor. Çağatay, çocuğum niye oturuyorsun sen? Kalksana bir işin şundan tutsun şu ekmekleri masaya koysana en azından. Ya anne gittim koçu buldum getirdim bin tane şeyle işte alır millet oradan ne olacak işte orada ekmekler yani. Anneciğim ben dağıtırım. Tamam otursun dağıtırım ben. Tamam. Aferin benim kızıma. Bak ne güzel sevaba giriyor böyle. Konu komşu fakir fukara yemek yiyecek. Bak aferin. Nasıl sevaba giriyor kardeşin. Bak sen hiç. Hah, bir de oralardan tırtık. Aferin çocuğum. Vallahi kız Rukiye abla. Çok iyi yaptın düşündün. Allah senden razı olsun. Hepimizden razı olsun be komşu. Tamam. Reçeteleri fazla fazla koy da şöyle anacığım. Lazım olur. Bana bakın. Bu işi Fehmi gelmeden, görmeden halletmemiz lazım. Biliyorsunuz değil mi? Hadi bakalım inşallah. Çağatay ekmek atıştırırken Rukiye dürttü. Kalk bari şu bir karıştı bir şey yap be çocuğum be. Öf anne ya öf. İsteksizce kalktı. Elvan önden Sami Rula resim kağıdıyla arkadan pastaneye girdiler. Merhaba babaanneciğim. Nerede kaldınız bre? Bu kadar vakit. Babamın morali çok bozuk babaanneciğim. Ah ne oldu niçin bozuk? Bugün resim yarışmasına katıldık ya. Ha bileyim. Nerede boş iş var oraya koşar nasıl yok. Ama öyle deme babaanneciğim. Babam kazandı. Oo bravo Sami. Bravo da niçin böyle suratın asık senin? Kazanmışsın işte. Anlatayım mı? Anlatayım mı? O nasıl kılıklı ya? Anlat. Boyun uzayacak. Anlat. Tamam anlatıyorum. Şimdi babaanneciğim, yetkililer babamın resmini görünce çocuk kategorisinde yarışıyor zannettiler. Doğal olarak da babamın resmini çocukların resminin arasına koydular. Sonra? Sonra yarışma oldu işte. Babam kazandı. Bravo sana. Bravo evladım kazanmış işte daha ne. Ama daha bitmedi babaanneciğim. Ödül vermek için bir çocuk bekliyorlardı tabii. Babamı görünce şaşkına döndüler. Ah evladım benim. Ah canım benim. Tabii ödülü de geri aldılar. Canım ödül gitti. 50 bin lira böyle vah vah ucağa gitti abi ya. Rezil olmak da cabası. Herkese rezil oldum. Aa diye güldüler.
Ya öyle deme ama babacığım, kazandın sonuçta. Ay canım benim, bırak sen, boş ver onları bre. Sensin benim evladım, sensin benim çocuğum, sensin benim canım. Sensin benim lokumum, sensin benim her şeyim. Sensin benim çocuğum. Bırak onları sen, boş ver. Ben yap, bir tevi resimlerini alırım senin. Boş ver. Vallahi mı? Hemen nasıl yok? Ama acayiptir, pahalıdır ha benim resimlerim. Aba boş ver bre, sana feda olsun benim paralarım. Aman boş ver. Ana! Akşam senin resmini yapayım mı? Yok, yok, sağ olasın. Onu hiç istemem. Sen yap öyle ne istersen, ben onları alırım ama beni yapma. Demem yok. Olurum bir şey böyle egri bugri, yok demem. Ha, bu güzel olurdu. Gözüne şimdiden elvanı kestirdi. Tamam o zaman ben prensesimi resmi yaparım. Seni yapayım. Ya yapma babacığım ya. Ya Picasso gibi adam dinliyorsun hani. Picasso gibi dinliyorsun. Bir şey diyordun. Ne oldu? Ne oldu? Tamam. Ben kendi yaparım. Elbet bir gün. Sen kendi resmini yap. Tamam. Bunu yapacağım. Elbet bir gün anlaşılır. Uzman koşarsınız peşimde. Aa, ama çeşme kulağın bir tane. Görüntüde Haydarpaşa Garı. Alçın, afiyet olsun. Mahalleli kadınla erkekli masaya oturmuş, yemeklerini yerken masaya sığmayan gençlerle Mesut ayakta yiyor. Rukiye koordinatör, Nurten ve Yıldız tencerelerin başındalar. Fehmi gördüğü manzarayla afallamış. Hadi kendinize dikkat et. Çok yak düşünmüşsün ya, vallahi süper oldu. Allah senden razı olsun. Bütün fakir fukara doydu. Biri bozuntuya vermeden gülümsedi. Rukiye. Evciğim. Bunlar ne ya? Ya Fehmiciğim sen muhtar olursan diye ben bir adak adamıştım da yani böyle hani fakir fukarayı komşuya böyle bir karınlarını doyururum diye, o yani. Rukiye bana niye söylemiyorsun ya? Kızıyorsun Fehmiciğim, abartıyorsun diyorsun, sinirleniyorsun ondan yani. Böyle olunca da böyle oluyor yani. Kızıyorum değil mi ya? Evet. Sinirleniyorum da. Haklısın ya. Yani... Ya ne diyeyim ya, çok güzel bir şey yapmışsın Rukiye. Söylenecek bir şey yok. Ya bu koşturma içinde benim hiç aklıma gelmezdi mesela. Hay aklınla bin yaşa ya Rukiye. Hakikaten mi? Evet ya. Ya zaten her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır ya. Rukiye, sen de benim başarılarımın sebebisin ya. Estağfurullah Fehmiciğim, estağfurullah olur böyle şey. Rukiye, sağ ol ya. Ya Rukiye, beni çok mutlu ettin ya. Estağfurullah Fehmiciğim. Hadi bakalım, afiyet olsun. Hadi afiyet olsun arkadaşlar, afiyet olsun. Sana da koyayım mı acık şöyle? Bir iki tabak ayır, sen bana tencereyi ayır. O çok seviyor ya. Ya çok güzel plan yaparsın ya. Ver, pilav ver bakayım. Afiyet olsun. Görüntü Almanya'ya geçti. Ergun yine meydanı süpürüyor. Ahmetler Ergun'u tanımış yanına geliyorlar. Niyazi ağır çekimde Nazlı'ya döndü. Nazlı, kur yaparcasına gülümsedi Niyazi'ye. Niyazi bakışlarını öne eğip tekrar Nazlı'ya baktı. Nazlı bu sefer kararsız, çekimser ve huzursuz. Ne kızıyor ne de yüz veriyor. Ahmetler gülümseyerek Ergun'un arkasına geldiler. Ahmet elini omzuna atınca Ergun ona döndü. Şaşkın ifadesiyle hafiften tebessüm ederken görüntü dondu. 102. bölüm sonu. Bu filmin betimlemesi TRT tarafından Ses Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. Erişim www.sesibetimlemedernegi.com. Muzaffer Yalçın Özden, Necda Gülseren Gürtunca, Yıldız Özden Balcı, Daniel Caner Karauç, Sinan Ali Fuat Tekseren, Refik Ahmet İkinci, Güçlü Umut Vardarlı.
ışık yollarda. Hüzünden, mutluluktan dem ana. Dönen bir çemberin boşluklarından ışık hüzmesi süzülüyor. Alttaki çarkın ortasında yazan Meet Made in Türkiye yazısı havalanıp yıldızların önüne geçti.